İyi geceler efendim. Survivor Extra'ya hepiniz hoş geldiniz. Sevgili Murat Özer'e, İhsan Tarkan, Hanzade Durmuş'la birlikteyiz. Ünlüler takımını tebrik ediyoruz. Bu hafta tamamen ünlüler takımını tebrik etmekle geçti diyebiliriz. Son dokunulmazlık oyununda kazandılar ve potadaki isimleri tek tek sayıyorum izin verirseniz. Evrim Nisa, Berkan Seda, OG'day ve bugün de hikmet girdi. Tam 6 tane aday var. Acaba bu adaylardan hangisi elenecek? Gönüllüler takımını neler bekliyor? Bunların hepsini konuşacağız ve hemen sözü sevgili Murat Özer'e veriyorum. Buyursunlar. <laughs> Çok teşekkür ederim sevgili Furkan Dede. Evet. Onlar tarihe geçtiler. 6'da 6 altı yaptılar. İmkansızı başardılar ve her şeyi hak ettiler sevgili Furkan Dede. Bu yüzden bu Geceki Şiirim Onlara Gelsin Ver Müziği Caner Kırmızı Kırmızı Bu Gece Ortalık Oldu Kıp Kırmızı Onlar Son Günlerin Yıldızı Hepsi Parkurlarda Adeta Birer Tazı Aldılar Ellerine Sazı Taraftarları Onlardan razı. Onlar kazanınca anlatamazlar aldıkları hazı. Tarihe yazdırdınız adınızı kırmızı kırmızı. Bravo Murat abicim ağzına sağlık diyorum. Hemen Murat abi biliyorsun senden kredi isteyen bir arkadaşımız vardı Twitter'dan. Hasan Yılmaz demiş ki bana Ağabeyciğim potadakileri saymak yerine olmayanları saysan daha kolay olurdu demiş. Katılıyorum kendisine. Nagihan ve Atakan haricinde Gönüller takımındaki herkes potada. Evet. Şimdi hemen e, bu gecenin sözünü de hemen söyleyeyim. Acun Tabii. Ilıcalı söyledi. Ne dedi biliyor musun Acun Ilıcalı? Ortaya koltuk koymaya gerek kalmadı dedi. Ortaya koltuk koymaya gerek kalmadı dedi. Yani... Gönüller Survivor tarihinde bir ilke imza attılar. Ve gerçekten ortaya artık koltuk koymaya gerek kalmadı. Kendi yerlerinde kaldılar. Bugüne kadar herhalde Survivor'da hiç böyle bir şey olmamıştı. Bu yüzden bir ilke daha imza atmış oldular. Tabii ki yani şöyle baktığın zaman Furkan dedi hani eleştiriyoruz ama. Gerçekten insan baktığı zaman biraz da üzülüyor ya. Şaka değil gerçekten üzülüyor. Yani hani 6'da 6 ne diyeceklerini bilemiyorlar. Böyle hani sıcak tuzdan soğuk suya girmiş gibiler. Böyle bir akvaryumdaki hangi cama çarpacağını şaşıran balıklar gibiler. Birbirlerinle konuşuyorlar ama ne konuştuklarını bilmiyorlar. Sonra baktığın zaman oyuna çıkmadan önce biz bu oyunu mutlaka kazanacağız. Başka çaremiz yok. Bu oyunu biz alacağız. Çok 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 iddialıyız diyorlar. Onu da yapamıyorlar. Yani hiçbir dedikleri olmadı. Tabii ki istiyor insan onlar da bir şeyler yapsın ama... Bir türlü yapamıyorlar. Bunun sonu nereye varacak? Merakla bekliyorum. İlerleyen günlerde gerçekten herkes gibi ben de merakla bekliyorum. Bir şey Peki. soracağım Murat abi Efendim. bir şey soruyorum. Sen şimdi ünlüler takımı kazanıyor ya gönüller kaybediyor. Evet. Sen bu durumdan mutlu musun? Mutsuz musun? Mutsuzum. Ya bırak Allah. Hayır şöyle ya. mutsuzum. Ya yeme beni Murat abi. Yeme diye bir dakika. Şiirin, yani. Şiirinden çok belli değil. Neden, neden mutsuz olduğumu söyleyeceğim. <laughs> söyle söyle tamam. Tabii ki. Bak bir şey söyleyeyim mi sana? Beni ünlüler gönüller değil ben hayatım boyunca hep başarıları... Desteklemişsiniz tabii. Başarılı olanları desteklemiştir. Evet. Bu çok doğal bir şeydir. Yani şimdi ben başarısızı niye destekleyeyim Doğru, abi? haklısın. Yani dünyada haklısın. da zaten böyle, dünyada böyle gelişiyor. Hep başarılı olanlar desteklenir. Başarılı olanlar omuzlara alınır. Başarılı olanlar gazetelerde, televizyonlarda hep ön plana çıkar, manşete taşınır. Başarısız olanlar da onlar mesela 10 on sayfa yer alırsa, başarısız olan da 1 sayfa yer alır. Doğru. Şimdi burada da ben de doğal olarak... Şimdi gönüller altıda altı yapsa ben ne yapacaktım burada? Aa gönüller altıda yaptı üzüldüm. Öyle mi diyecektim? Hayır. Bu sefer de onlara şiir yazacaktım. Onları methedecektim. Onlarla ilgili övgüler Doğru. yağdıracaktım. Hayat böyle gelişiyor Furkan Dede. Onun için bana kimse kızmasın. Ben neyse hayatın koşulları. Hayat nasıl ilerliyorsa ona göre burada konuşuyorum. Ona göre yorum yapıyorum. Sen bizim aramızdaki en tecrübeli isimsin. Evet. Ayşiker. Ben evet. sadece senin kalbinden geçen duyguları merak ettim. Kalbimden geçen duygular şudur. Kırmızılar kazanınca Tabii ki sevinebilirim. Kırmızılara karşı bir sempatim olmuş olabilir ama benim kırmızılara karşı olan sempatim onlar başarısız olunca burada da yersiz yersiz övecek halim yok ya millet güler bana. Tabii. Demek ki hak ediyorlar ki biz de övüyoruz. O zaman gönüllüler de öldürmesinler. Desinler Doğru, ki Özer'i sen orada övemezsin. Biz seni öldürmeyeceğiz. Çıkacağız bütün oyunları kazanacağız. Desinler. Gam yemeyim ben de ama öyle bir şey durum var ki kardeşim. 6'da 6 oyun kaybedersen ondan sonra ben de burada her şeyi söylemeye hak kazandırırım. Hı. Hepimiz de söylemeye hak kazanırız. Doğru. Bütün Türkiye'de söylemeye hak kazanır. Neden? Çünkü başarısızsınız. Şimdi bak kardeşim. O zaman oyunla da başlayalım. Ha. Ha. Şimdi bak kardeşim. Ben şimdi boş mu konuşuyorum, dolu mu konuşuyorum anlatacağız. Ha. Şimdi arkadaş. Ogeday 2'de 0. Doğru. Berkan 2'de 0. Evet. Hikmet 2'de 0. Seda de 0. Evet. Bir tek evrim var. 4'te 3 yapmış. O da tek başına kız çıkmış. Bir şeyler yapmaya çalışmış. Ama hikaye. Zaten kendi de söylüyor. Diyor ki benim tek başıma bir şey yapmam. Uçup gidiyor diyor. Takımsal başarı gerekiyor diyor. Ben de aynısını söylüyorum. Şimdi ha Nisa 5'te bir. O esas önemli bir abi abi oldu şimdi zaten ben, abi. Beş ben mi? hangisini anlatayım abi? Sıfırlar bir tarafta. Zerolar. 5'te birler bir tarafta. O bir tarafta bu bir tarafta ve bunların da artık oyundan önce diyorlar ya kazanacağız. Başka çare yok ya e sen kazanacağız. Ya arkadaş ben ne yaparım biliyor musun? Bak bütün gece uyumam gurur meselesi yaparım adayı alırım böyle ağzımda adayı ısırırım yine de bu 6. oyunu kaybetmem. Nedir bu abi? Şeref sayısını alır Evet diyorsun. sıfır sıfır bir de sıfır çekiyorlar. Ha ne anlatacaklar abi bana gelsinler bana bir şey anlatsınlar. Bu kadar artık gurur meselesi yapılacak bir oyunda... Herkes artık dalga geçecek hale geldi. 6'da 0 yaptık diyecek karşı takım. Sen artık çık. Bari bunu al kardeşim. E sen burada 0 çekiyorsun 0 çekiyorsun. Ondan sonra gelelim burada biz ne anlatalım. Öbür takıma bak. Hı. Kötü yok. Yok. Bir tane bana öbür takımda kötü performans söyle. Yok. Yok. Anıl 3'te 3. Üç. Zaten baş aktör Anıl. Hı. E diğerleri Batuhan 4'te 3. Üç. Adem 3'te 2. Sude 5'te 3, Ayşe 4'te 2, Sema 5'te 3. Herkes sayısını almış herkes yani. herkes görevini yapmış. Bu takım takım. Bir de Ogeday kardeşimizin bir lafı var. Onu da anlayamadım. Son olarak onu da söyleyeyim. Ondan sonra arkadaşlara vereyim. Ondan sonra da zaten şey geçeceğiz herhalde değil mi? Ee, Tabii. Kim yazıldı filan falan. Son bir şey söyleyeyim. Ben bunu da anlamadım. Anlayan varsa bana bir anlatsın. Ogeday kardeşimizin bir sözü var. Ne sözüymüş? Onlar iyi değil, biz kötüyüz. Aa. Onlar iyi değil biz kötüyüz. Nasıl onlar iyi değil ya? İyi değil diye bir şey var mı? Siz zaten kötüsünüz tamam. Onu kabul ediyorum da. Ha, o Geday kardeş sizin kötü olduğunuzu dünya kabul etti. Orada bir problem yok. No problem. Ama adamların da iyi olmadığını söylüyorsan artık 6'da sıfır olmuş. Hala adamlara iyi değil biz kötüyüz. Böyle de bir bahane yeryüzünde yoktur. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Murat Özer'e. Ve efendim hemen dünyadan uzaklaşıyoruz ya ve Goraya doğru gidiyoruz. <laughs> Hanzade hanımı gösterebilir miyiz rica etsem? İşte Goradan Ceku. Hoş geldin Ceku nasılsın? Hoş bulduk. iyiyim. Sen nasılsın? Ben efendim? de iyiyim çok teşekkür ederim. Neler bekliyor bizi dünyada sence? Ee, galaksiler arası yolculuk yapıyorum biliyorsun arada haber getiriyorum. Ee, şu an kanlı dolunayın çok ağır bir etkisinde dünya. Bravo. Ve çok zor günler Bravo. E, geçmekte ve gelecekte de. Bak bizi sana bir şey söyleyeceğim çok net bir şey söyleyeyim mi? Bugünler. Hepimiz için söylüyorum. Bazı şeylerin bitişi ve bazı şeylerin başlangıcı. Hadi bakalım. Bunu unutmayalım. Önemli tarihlerden <laughs> bir tanesindeyiz. E, manevi olarak da e, yoğun zamanlar yaşıyoruz bence. Ben etrafımda gözlemlediğim herkes de bunu e, fark ediyorum. Diyelim buyursunlar. Şöyle ben de Murat abinin tam tersiyimdir. ya. Ben de kaybedene çok üzülürüm hep. Yani... E, ee, tabii ki kırmızı takımda kötü yok. Kırmızı takım çok başarılı ve kırmızı takımı tebrik ediyorum. o <laughs> da şöyle katılmıyorum. Hani mesela bugün gerçekten kırmızı takımda bir kişi bile sıfır çekmemiş. Onu geç bir kişi bile bir sayıyla yetinmemiş. Dolayısıyla kırmızılar iyi. Ama mavilere de üzülüyorum ben. Yani gönüllere çünkü... Hani çok uzun süre açık kalana üzülürüm, çok uzun süre iletişim kuramayana üzülürüm. Ve takımca çıktıkları için potaya neredeyse. Ve bugün Acun Bey o anonsu yaparken ortaya sandalye koymamıza gerek yok. Zaten neredeyse hepiniz potadasınız dediğinde <laughs> benim yani içim parçalandı. Ben duygusal bir survivor seyircisiyim biliyorsunuz ki. Evet. Dolayısıyla maviler için çok üzgünüm. Ee, şöyle bugün birkaç oyunla ilgili gözlemim oldu. Onları söyleyeyim. Evrim'i tebrik ediyorum bir kere. Şimdi atış bence bugün o kadar zordu ki. Bugüne kadar izlediğimiz en uzun süren, en zor atışlardan da herhalde değil mi insan? Yani zor bir atıştı, uzun sürdü. Mesela böyle oyunlarda bakın Evrim nasıl hemen <laughs> Dörtte üçle geliyor. Çünkü Evrim yete, atış yeteneği olan bir kız. Ama maalesef ki yavaş ve ağır kalıyor. Ama bugün mesela Evrim yine Evrimliğini gösterdi. Ve işte Nagihan'ı yendi. Başka ki Ayşe'yi galiba bir kere yendi. Hani iyi yarışmacılar yenerek bir de 3 sayı aldı. Ve bugün oyun başlarken kırmızı takımın... Kırmızı diyorum artık daha kısa ve kolay oluyor Hı. kırmızılar demek. Evet. Ee, şöyle bir stratejisi olduğunu gözlemledim. Sema'dan şöyle bir cümle dinledik. Tam seçme yapılacakken... Ayşe evrimi kim alıyor diye sordu. İlk oyun başlıyordu. Sema de dedi ki evrimi kimse almıyor. Yani o evrime o ilk seçilen mağduriyetini vermek istemekler Yapma bence istemi. ve bunu daha önceden konuşmuşlar. Ee, ama evrimi seçmiyoruz diye başladılar oyuna ve seçmediler de gerçekten. Sema Nisa'yı seçerek başladı. Ama bugün de evrimin günüydü. Ve çok fazla puan aldı diyorum. Onun dışında oyunla ilgili gerçekten ne söyleyeyim bilmiyorum. Yani kadınları hani çok anormal bir durum gibi karşılamam. 6'ya 8 8'e 6 biten bir maç. Bu zaten çok doğal. İzlediğimiz genel çok en gördüğümüz skorlardan biri. Ama erkekler ne yapıyor? 8'e 2. Yani mesela bugün Berkan oynadı ama oynamalı mıydı? 2'de 0 yaptı. Eminim ki sakatlığın etkisi vardı. Acaba aslında geride mi tutmalıydı kendini diyeceğim. Ama o zaman kim kendini ön plan atacaktı? Bakıyorum Ogeday'da 2'de 0. Hikmet de 2'de 0. Yani yine baktığımızda Gönüllülerden en formda isim Atakan. Bugün de e, bugüne kadar kendini bir şekilde artık kimin teorisi doğruysa korumuştu. Bugün de kendini e, Murat abinin deyimiyle realist haklarıyla performans birincisi olarak korudu ve potaya adı çıkmadı. Ama şu tabloda da baktığında sadece bu hafta özelinde Atakan'ın isminin <laughs> potada olmaması bence bu pota özelindeki bu yani son altı dokunulmazlık oyununda hakkıydı, hakkını aldı diyorum. Evet. Sevgili İhsan Tarkan'a dönüyoruz. İhsan Bey siyahları giymiş ikimizden. Men in black olmuş. Bayağıdır <laughs> siyah giymiyordum. Baktım evet. bugün Murat abi böyle biraz renkli <laughs> giymiş. Hemen siyah kaçtım. <laughs> My lord. Ee, tebrik ediyoruz. Kırmızı takımı 6'da altı, altı yaptı. Tulum çıkardı diyoruz. Öyle bir deyim vardır. Evet. Ne demek Tamamını almak. Demek. Tamam hepsini. Her şeyi evet. almak demek böyle. Ee, tulum çıkardılar. Hem de iki haftalık bir tulum çıkardılar. Yani bir haftalık değil. Aslında altı tane dokunulmazlığın olduğu bir haftada. Normalde biz 4'te 4 dört yapan bir takıma bile övgüler verirken bu hafta 6'da altı, altı yaptılar. Bir tane ve çok önemli bir ödül kaybettiler. Onda kıl payı kaybettiler. Demek ki çok çok başarılılar şu an. Çok formdalar hepsi. Her bir birey. Yani bakıyorum bugün de herkes en az 2-3 sayı almış. Ama o ödül de aldı dokunulmazlığı değerdi biliyor musun? Değerdi. Değerdi ama bir Gerçekten Survivor söyleyeceğim yürüyecek. bak. Hani çok net söylüyorum. Survivor tarihinde bu zamana kadar gelmiş geçmiş en iyi ödül. Bence. Ee, değişebilir. Çok eğlenceliydi. Çok Türkiye'ye Türkiye geldiler Furkan. Yok be abi. Ay Türkiye'ye gelmek zaten geliyorsun. Sen gideceksin. Sonundan. Zaten geliyorsun. Ya Survivor <laughs> yarışırken sen Türkiye'ye geliyorsun. Bilmiyorum, bilmiyorum. şu an onun Türkiye'ye geliyorsun edelim. ailenle görüşüyorsun. Burada biraz gün geçiriyorsun <laughs> ve geri doğru. dönüyorsun. E, geri aldım, Bunun geri üstüne geri aldım. bir ödül şu olamaz. Söyledim, geri aldım, doğru. Tamam Husti çok büyük bir ödül. E tamam da ben yani Havan zaten bir şey söyleyeceğim. İnsan evlenince diyorsun. zaten ailemi göreceğim. Ha, öyle olmuyor falan. Ailem <laughs> orada bekliyor zaten beni. Şimdi ben ne yapayım bak Husti'ye gitmişim İngiltere'ye inmişim. Başkan orada bizi alıyor stora sokuyor locaya sokuyor şeref türbünde maçı izliyoruz ya kral biziz abi orada ya bundan daha iyi bir ödül olur mu bence olmaz yani. şu an ben e, bunu yani Londra işte İngiltere ödülü Türkiye'den daha güzel diyebilecek son insanım herhalde yani orada hani annemleri adaya beklerken <laughs> e, bir dört ay geçirdim o yüzden ya tabii ya değişir abi. değişir neyse ama ya o da çok büyük bir ödül evet ama şöyle bir şey var şimdi oyunla ilgili söylenecek bir şey yok bugün sıfır çekenler var yine kırmızı takımda özellikle erkekler yani rezil bir performans diyecek bir şey yok. Çünkü 8-2. Dün 8-3. Bugün 8-2. Yani bunlar burada çok önemli oyuncular var. Çok ciddi şampiyonluk adayları var. Yani bu skorları vermemeleri lazım. E, paralize oldular bu hafta. Haftaya da devam edebilir tabii bu skorlar. Belli olmaz. Yani ne olacağını bilemiyoruz. E, özellikle erkeklerde çok ciddi fark var ama kadınlarda da 7-2'den döndüler. Aslında yani kadınlara baktığımızda durum 8-6 ama neredeyse 8-2 bitebiliyordu o maçta. Aynen evet. evet. Ee, Oradaki şimdi, kırılma anı neydi sence peki? Hani üst üste 4... Ya bir reaksiyon gösterdiler tabii orada. Yani Rehavet anda... de oluyor biliyor musun? Yani mesela şimdi 7-2'ye gelince... Oyun bir, bitti bir... gibi görüyorsun. Tabii ki oyun bitti. Yani bir, gibi oyunda, görüyorsun. bir sayı daha gelse işi bitireceğiz diyorsun ve ondan sonra kaybediyorsun. Yani ben almasam arkamdaki alır psikolojisiyle çıkıyorsun. Biliyorum o psikolojileri. Orada o bir hata tabii. Ama oluyor bunlar. Ondan sonra zaten bir anda oyunu çevirdiler. Bugün mesela Evrim günündeydi. Evrim'i tebrik ediyorum. Yani kaybeden takımda mesela Evrim Evrim üzerinden bir şey var. E, kadınlar oyununda özellikle bir e, oyun kuruyorlar. Her zaman yani her zaman seçilen kişi Evrim oluyor. Evrim ne olursa olsun o gün oyunlara dört kere falan çıkan bir yarışmacı oluyor. Ve genelde de Evrim'in performansı yüzde otuz. Şimdi bugün Evrim bunu kırdı ve gayet iyi bir performans gösterdi. Dörtte üç yaptı. Ne yaptılar hemen? Evrim'i seçilen kişiden çıkardılar. Yerine birini aradılar. Baktılar kimler var aday? Nagihan var. Seda var. Nisa var. Bu sefer Nisa'yı koydu oraya evrim pozisyonuna. Hı, hı Nisa da gününde değildi. Bu da o da 5'te 1 yaptı. Yani evrimi aratmadı orada. Dolayısıyla da hani sende iki tane böyle oyuncu olduğu zaman mesela Nisa da bugün gününde olsa karşı taraf bocalayacak, seçecek, yarışmacı kalmıyor. Şimdi evrimi, Nisa'yı ne yapacaklar o zaman? E, Seda da iyiyse, Nagihan da iyiyse bu sefer böyle o strateji bozuluyor. İşte o stratejinin bozulması için yani herkesin iyi olması lazım. Bir tane senin bir tarafın biraz böyle düşük kaldı mı oradan yürüyorlar. Şimdi güzel bir oyununda. temas ettin. Bir şey soracağım sana. Şimdi Nisa gününde <laughs> değil diyorsun. Ben Nisa'yı beğeniyorum. Survivor'da olmasını da istiyorum. Ama Nisa bana göre gününde değil, ayında değil, Sezon, sezonunda, sezonunda değil gibi değil geliyor hissediyorum. Yanlış mı hissediyorum? Yanlış hissetmiyorsun. Yani istatistik olarak konuşuyoruz. Sonuçta yani Nisa bence beklenenin altında. Hatta bayağı altında. Ben Nisa, Nisa'dan böyle bir şampiyonluk performansı beklerdim. O nedir? %50'nin bir kere üzerinde olması lazım. %50'nin üzerinde olmayı bırak. Nisan genelde de yani %50'nin bayağı altında. Yani %42'lerde. 40'ın altında bazen. Yani, yani 40 42'lerde ve şu an şeyde mesela son birleşmeden sonra 40'ın da altına düşüyor. Yani bu olmamalı. Evet mesela dün 4'te 3 yaptı. Tebrik ediyoruz ama hop dönüyoruz. Bugün mesela 5'te 1 yapıyor. Olmaz. Yani biraz daha şey göstermesi lazım. E, ...performans göstermesi lazım... ...odaklanması gereken yer performans... ...başka şeylerle uğraşıyor... ...başka birileriyle uğraşıyor... ...başka oyunlarla yani uğraşıyor... Yani. ...tamam sinirleniyor bir şeyler yapıyor. ...onları zaten birazdan konuşacağız ama... ...performans göstermesi lazım... ...son düzlükteyiz artık... ...buradan sonra biz bunları konuşacağız... ...başka, başka bir şey konuşmayacağız... Yani ...aa Nisan ne güzel... ...konserlerde konuşamıyor... ...şirinlikler yapıyor demeyeceğiz... ...bakacağız... Bana soracaklar Nisa bugün kaçta kaç yaptı? Dün 4'te 3 yaptı. Tebrikler Nisa derken bugün de 5'te 1 yaptı. Maalesef tebrik etmeyeceğiz Nisa'yı. Eleştireceğiz. Dolayısıyla mesela bugün 4'te 3 yaptı Evrim. Evrim'i tebrik edeceğiz. Evrim potada. Potada olduğu halde bugün çıkıyor 4'te 3 yapıyor. Karşısında Sema var. Ay Ayşe var. Sude var. Güçsüz yarışmacı yok ve Evrim onlara karşı bugün bir şey gösterdi. Mesela Evrim bundan sonra bunları göstermesi lazım. Biz bunu yapan yarışmacıyı tebrik ederiz. Yani isimler fark etmiyor. Bunları yapması lazım yarışmacıların. Potaya gelince de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi düşünün, 3 hafta önce sanırım takımlar değişti. Bu takımın, mavi takımın oyuncularından bazıları karşı tarafa gitti. Kimler kaldı burada? Bugünkü potadaki herkes kaldı. Doğru muyum? Hı -hı. Evrim, Nisa, Saydın, Berkan, Hı -hı. Ogeday, Seda, Ogede, Hikmet. Hikmet, Seda. Bunların hepsi mavi takımdaydı. Bu takıma kimler geldi? Atakan geldi, Nagen geldi, Perviz geldi. Perviz rahatsızlandı, çıkmak zorunda kaldı. Bu takıma gelen kırmızı fertleri bugün aday değil. Yani pota mavi diyecektim. Pota mavi de değil. Pota masmavi. Yani o takımda yine kırmızıya dokunmuş, kırmızıdan gelmiş insanlar var. Onlar da girme. Demek ki bir kırmızı laneti veya kırmızı başarısı var yani bunun üzerinde. Arkadaşlar sonradan gelenlere de çok iyi misafirperverlik de yapmışlar. Tabii ki yani Atakan'la Nagihan'ın şeyi de hep dokunmaz oldular ama Atakan'ın da Nagihan'ın da aday olma ihtimalleri varken de aday olmadılar. Demek ki ha ikisi de çok başarılı geçti haftayı. Atakan'ın sadece bir kere aday olma ihtimali vardı sanırsam tam hatırlamıyorum geçenlerdeydi o Ama ondan önceki şeylerde de ilk haftalarda da olmuş olabilir geçen haftaya bakmak lazım Nagihan'ın sonraki kere sonraki günde aday olma ihtimali vardı olmadı Yani Atakan ve Nagihan sonradan gelmiş olmasına O kadar güzel rağmen... bir noktaya temas ettin ki Şimdi takıma sonradan katılan Atakan ve Nagihan aday olmuyorlar Geri kalan mavi takımdaki herkes aday Herkes Yani bu kaleyi içten fethetme diyebilir miyiz abi ha? Buna artık öyle de diyebiliriz. Arkadaşların başarısı da diyebiliriz. Veya buradaki arkadaşların e, oyunu öyle okumaları da diyebiliriz. Yani hatayı kendilerine de görmüşler. Sonradan gelen arkadaşlarda bir suç yok. Nagihan'da bir suç yok. Atakan'da bir suç yok gibi de görmüş olabilirler. Yani bunun üzerine bir sürü tez yazılabilir. Neden olduğunu bilemiyoruz ama tabii ki. Hemen potoya gelelim. İsterim efendim sevgili Murat Yüzer'i maalesef biliyorum gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Hayırdır inşallah. Hikmet potada. Niye göz yaşlar ya? <laughs> hani ben ağlarsınız diye düşünmüştüm, ağlamıyorsunuz yok. Ya. Niye ağlayayım ya? Peki. evet. Ben mi potadayım ağlayacağım abi? Hikmet potada. Yok ben orada kim potaya girerse üzülürüm. Hikmet girse de üzülürüm, Ali girse de üzülürüm, Veli girse de üzülürüm. Benim için fark etmiyor yani. Yarışmacılar arasında ha sevdiğim e... hoşuma giden yarışmacılar tabii olacak. Ama Hoşuma gitmeyen yarışmacı yok. Hoşuma giden yarışmacılar olabilir. O zaman sorun şu. Hikmet evet. bugün potada olmayı hak etti mi? Hikmet şimdi şöyle. Şimdi genel olarak bakamıyoruz. Neden bakamıyoruz? Çünkü iki kişi var abi. Yani genel bir bakış açımız yok ki. Sıkıştık. Kim var? Zaten ya Hikmet olacak ya evet. Nagihan olacak. Şimdi ben dün burada ne dedim? Dün burada yarım saat anlattım. Nagihan'ın ne işi var potada? Niye yazıyorsunuz Nagihan gibi Survivor'ın en önemli yarışmacıdan bir tanesini Nagihan'ı? Değil mi? Ben Nagiya'nın böyle bir şey olmasını eleştirdim. Şimdi ben Nagiya'nın bir kere Nagiya'nın yazılmasını ben yine eleştiriyorum. Hikmetin olması Nagiya'na nazaran doğaldır. Yani ben Nagiya'nı koyacağım Hikmet'i koyarım. koyalım Çünkü Nagiya'nı koyarım. Bak şimdi bir de şimdi genel olarak... Çünkü bir numara Nagiyan. Şimdi... şimdi bak enteresan bir şey var esas. Benim şimdi dikkatimi çekiyor. Şimdi Hikmet'le Nagiyan arasında diyorum ya ben... Hikmet'i koyarım Nagiya'nı koymam genel konuşuyorum. Şimdi bir de İşin içine gireyim. İşin içine girersem yarışmacılar açısından düşünelim. Tabii biz burada yorumcuyuz. Biz konuşuyoruz ama bizi fazla ilgilendirmiyor. Onları ilgilendiriyor orada. Şimdi kendi ilgilendirdikleri bir şeyle ilgili hata yaparlarsa çok büyük gaf yapmış olurlar. Bak şimdi sana söyleyeyim. Tamam. Şimdi abi yani kim yazıyor? Evlisi, Hikmet ya Hikmet Seda yazıyor. Hikmet. Zaten mecbur Nagihan'ı yazacak. Nagihan da Hikmet'i yazıyor. Nagihan'ı kim yazıyor abi? İki tane kadın mı yazıyor? Evrim'le Seda yazıyor değil mi? Evet. Abicim size bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Siz bu savaşı önce kadınlar oynuyor oynuyor değil mi erkeklerden önce? Hı hı. Siz bu savaşı verirken sizin yanınızda Nagian'ın olması sizin açınızdan avantaj mı dezavantaj mı? Konuşmaya gerek bile yok bence. <laughs> e, o zaman bunlar Nagian'ı başkasınınla karıştırıyorlar hadi. Nagian ablası falan mı zanneder o Survivor'a? Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya Nagian'ı ben rakiple mücadele edeceğim. Ve benim yanımda zaten rakiple doğru düz mücadele edemiyorum. Zaten yeniyorlar beni devamlı. 6-0 olmuş. Sen bir de en önemli kozum var. Nagihan var. Bir de onu yollayacaksın. Kalacaksın. Evrim, Seda. Kim bir de var? İsa. Vay vay vay. Siz bindiğiniz dalı kesiyorsunuz ya. Nasıl yazarsınız siz? Hele Seda. Hadi Evrim yazdı. Seda sen nasıl Nagihan'ı yazarsın ya? Seda senin yanında Nagihan'la olması lazım. Sen Nagiyanı nasıl yazarsın arkadaş? Ben, bak şimdi şuna benziyor biliyor musun? Ben şimdi takım Barcelonayım ben. Barcelona'dayız. Diyorlar ki takımdan birini yollayın. Ben başkana böyle yapıyorum. Başkanım önce Messi gitsin. <laughs> Messi çoktan gitti abi Barcelona. <laughs> bak başkan soruyor. Soyunma odasında futbolcular oturuyorlar. Evet. Kim gitsin? Messi gitsin. Aa bu aynısı işte aynı evrimle Seda Messi gitsin diyorlar. Takımda Messi'nin gitmesini istiyorlar. Böyle bir mantık var mı ya? Nasıl bir iştir ben anlamıyorum abi. Vallahi anlamıyorum yani. O zaman hikmeti yazmalarını siz daha doğru kabul ediyorsunuz onların Seda'yı. Abi hikmet, Seda hikmet çok önemli bir yarışmacı. Ama kadın lazım sana kardeşim. Sen kadınla yarışacaksın. Hikmet, al, al, hikmet alacak hali yok ya o takıma. Tamam. E nasıl yazıyorsun kardeşim Nagihan'ı? O zaman şimdi Murat abi senin önünde bir gün önce İsim yazanlar da var ona da bakar mısın rica etsem? Bugün yazanlar var bir de bir gün önce yazanlar da olması lazım. Abi önümde 30 Bazı... tane kağıt var Hangisini Ben sana bakarım. bulurum abi. Ben de bakacağım ona. Tamam şimdi Anzal da oraya gidecek ama Murat abiye de onunla ilgili sorumu sorayım. Şimdi bir gün önce. Bu mu bir gün önce? Ha. Evet abi. Aynen. Evet. Sevgili Ogeday Nisa Evrim Nagihan yazmış mı abi? Evet. Yazmış değil mi? Evet. Bugün Seda Nagihan yazmış mı? Yazmış. Evet. Yani Seda da bugün Nagihan yazsa... 4 oy olacak orada. 4 oy olunca dörde 4, 4. Dün minimum. Dün diyorsun dün yazsa. Seda hayır dün yani. Nagihan yazsa. Şimdi Seda dün yazsa mı diyorsun? Hayır hayır. Bugün şimdi Seda e, bugün yazmış zaten. Dün yazmış zaten. Yazmış bugün. yazmış ya. ama bir kişi eksik. Bugün yazılan oynamada bir kişi eksik. Kim eksik? Evrim, Seda, Hikmet yazmış. Kim yazmamış Nagihan? O Geday yazmadı. O Geday yazmamış. Şimdi o Geday bugün Nagihan ismini yazsa açık oylamaya gidecek, doğru mu? Evet. Dün Nagihan ismini yazan o Geday. Evet. Bugün neden Nagihan ismini yazmıyor? Ben şimdi bir kere bunu merak ediyorum. Neden? Çok basit. Nisa kimi yazısı o da onu yazıyor. Nisa, Nisa Hikmet'i yazmamış mı? Evet. E, Nisa Hikmet yazınca Ogeday da Hikmet'i yazıyor. Ogeday Nisa'yı mı takip ediyor diyorsun sen? Birimiz hepimiz, hepimiz, hepimiz birimiz. birimiz için. Tabii. Yani mantık onu gösteriyor abi. Niye değiştirmiş o zaman Nisa? Nisa normalde Nisa <laughs> e, Nagihan'ı yazmamış mı dün? Nagihan'ı yazmış. E şimdi ya. niye hikmeti yazmıyor mu şu anda? Değiştirmiş mi Nisa? Nisa değiştirmiş değil mi? Evet. Hikmet. E tamam. Nisa değiştirince o kadar da değiştirmiş abi. İkisi beraber konuşuyorlar. Aynı duruma doğru yöneliyorlar bu kadar basit. Hı hı. Hanzade bir cevabı var. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir Yanlış mı hesapladım? 4'ü eğer e, Nisa o da, da O zaman açık oylamaya gidiyor muydu? Dörde açık oylamaya gidiyordu, gidiyordu bugün. Değil mi? Aynen. Doğru hesap. Evet, doğru hesap. Evet. Evet. Şöyle benim de buna yorumum şu. Ben de bugün konseyi izlerken ee, Nisa'nın şöyle bir cümlesi vardı. Nagihan ablanın hakkını asla yiyemem e, dolayısıyla hikmeti yazıyorum dedi. Şimdi orada benim kafamda şöyle bir şey uyandı. Survivor'da birkaç çeşit oy kullanma var. Şimdi ya bu adadan gitsin istiyorum deyip onun ismini yazabilirsin. Ya kararsız kalıp boş oy atabilirsin. Ya da e, yazmak istediğin isim dokunulmaz olduğunda ...çaresizlikten bir isim yazarsın ama onun zaten çıkmayacağını biliyorsundur. Hı. Çünkü elinde kalan diğer seçenekte yaz, ismini yazmak istemediğim biridir. Bence şu an bu yaşanıyor. Şöyle çünkü bakıyorum Ogeday zaten elinde hikmeti yazabilme opsiyonu olduğunda... E, ...çoğu zaman hikmeti yazmış bir yarışmacı. Ve dün akşama bakıyoruz. Dün akşam bu isimler Ogeday ve Nisa ve Evrim Nagihan'ın ismini söylüyorlar. Çünkü hikmet zaten opsiyonlarda yok. Çünkü hikmet dokunulmaz. Ben de bugün Nisa'nın bu cümlesinden yani Nagihan ablanın hakkını yiyemem deyip onu fotoya sokmadığı e, andan itibaren şöyle bir düşünce uyandı ki bence bir de yarışmacılar bu arada kaç kişinin kimin isminin kaç tane çıkacağını çoğu zaman biliyorlar. Çünkü bu konuşuluyor. Bence dün akşam şöyle bir şey yaşandı. O Geday, Nisa ve Evrim. Evrim'i bilmiyorum. Evrim bugün de Nagihan yazdı. O konuda Evrim'i ayırıyorum onlardan. Bugün hatta Nisa ve Ogeday'dan ayrıldı. Ayrı oy kullanmış oldu. Bence o kadar enisinin çıkacağını biliyorlardı. Ve Atakan'ı da yazmak istemedikleri için hani boş oy demeyeceğim çünkü bu da bir tercihtir. Yani Atakan istememek e, dolayısıyla yazılan bir nagiyan var. Burada bir renk belli ediliyor aslında. O yüzden boş demem bu oya. En yakın arkadaşını yazmak boş oydur bence. Hani gerçekten çok seviyorum abi zaten gitmeyeceksin boş oy attım. Bu tam boş değil ama nagiyanın gitmeyeceğini bilen bir e, yarışmacı olarak oy kullanma haklarını kullandılar bence. Çünkü bugün... Nagihan yerine ikisi de Ogeday'da Nisa'da hikmet opsiyonu açıldığı anda Hikmet dokunmaz olmadığında Hikmet'i yazdılar. Yani Nagihan'ın gitmesini istemiyorlar bence adadan. Ee, ve o yüzden böyle bir tablo izledik. Yoksa dediğin çok doğru. Neden bugün de Nagihan'ı yazmadınız? O zaman açık oylamada belki sonrasında Nagihan da gidebilirdi. Ama orada asıl hedef Hikmet'i yazamamaktan ve Atakan'ı yazmak istememekten kaynaklı bir Nagihan yazımıydı. Dün akşam izlediğimiz. Tekrar söylüyorum. Ogeday'ın isminin çıkacağını bildikleri ve rahat oldukları için yapmış olabilirler. Bu her zaman göz önünde bulundurulmalı. Yarışmacılar konuşuyorlar. Kimin kaç oy çıkacağını az çok biliyorlar. Dolayısıyla bugün de e, zaten çok yarışmanın başından beri Berkan o kadar hep Hikmet yazan isimler bu opsiyon açıldığı anda Hikmet'e döndüler. Ama e, şimdi Seda'ya geliyorum. Seda'nın da Nagihan yazması, bugünkü yazması mesela. Aynı dün bahsettiğim o kadar ve Nisa'nın Nagihan yazması gibi olabilir. Çünkü bugün Hikmet'in isminin çıkacağı ben izleyici olarak biliyorsam, tahmin ediyorsam o da az çok tahmin ediyordur. Hani yine boş demeyeyim ama Hikmet'i yazmak istemediği için Nagihan yazmış olabilir. Ama ee, hani nasıl Nagihan'ı yazarsın o kadına ihtiyacın yok mu takımında noktasında o sorunun cevabı Seda'da olabilir. Nagihan'ın ismi zaten çıkmayacak. Ama ben sadece renk belli ediyorum. Hikmet'i yazmak istemiyorum noktasında bir oy kullanmış olabilir. Gönderme amaçlı bir Nagihan olmayabilir. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Buyursun ha. Valla benim çok fazla söylenecek bir şey <laughs> Bu konuda yani ben mesela Murat abi gibi çok fazla takılmıyorum. Zaten iki kişi kalmış. Hikmet'le Nagihan. İkisi de başarılı yarışmacı. Yani ee, burada bazı başarısız yüzdesi düşük yarışmacılar var. İlk haftada Nagihan'ı yazmak başka bir şey, Hikmet'i yazmak başka bir şey. Ama gelinen noktada artık 6. bir ismi ararken Hikmet mi, Nagihan mı konusunda Vay efendim nasıl Nagihan yazarsın, hayır efendim nasıl Hikmet. I? ben bunu anlamıyorum. Zaten yazanlar kendilerine rakip yazıyor aynı zamanda. Yani sen şimdi Furkan adaysın. E, adaysın kimle potaya çıkmak istersin aynı zamanda onu seçiyorsun. Yani takımı falan düşünmüyorsun artık. O dakikada kendini düşünüyorsun. Doğru. Kendini düşün adam. Mesela Seda şöyle bir şey düşünmüştür. Benim hikmetle şeyim aynı olabilir. Ben o yüzden Nagihan'ı yazıyorum demiş olabilir. Mesela kitlem aynıdır. Aynı seneden geliyoruz. Bilmiyorum kafasında bin tane formül vardır bir şey vardır. Yani hikmetle potaya çıkmak yerine Nagihan'la potaya çıkmayı tercih etmiştir. O dakikadan sonra. Diğeri de Nagihan'la çıkmak yerine hikmetle. Yani takımı düşünelim. Biz o giderse bunu ne yapalım falan yok orada artık. Oradaki yarışmacılar kendini düşünüyor yarınki potayı düşünüyor. Akşama ben kimle, birazdan kimle potaya çıkayım onu düşünüyor. Dolayısıyla da ben işte onu yazamazsınız, bunu yazamazsınız gibi laflara şu an karşıyım. Gerek de yok. Zaten herkes herkesi yazıyor artık yani. Son bir şey ekleyebilir miyim? Bu arada az önce dedi ki açık oylamaya gider Ogeday oyunu değiştirse diye. Ogeday ve Nisa beraber oy kullandıkları için dün Nagihan yazdığı için ikisi de Ogeday ve Nisa olarak alıyorum hele. 5'e 3 olurdu zaten onlar Nagihan yazsa. Otomatik Nagihan girerdi. Açık oylamaya bile gerek kalmazdı. Ama bir de orada ee, şöyle bir algı da yaratmak istemiyorum. Hani bu sorunun cevabı Nisa ne yapıyorsa o da onu yapıyor. Canım değil. Yani belki de Nisa o kadarın yaptığını yapıyor olabilir. Belki ikisi oturup karar veriyor. Yani hani böyle Çok doğal şeyler değil. Evet mi? doğal ama hani böyle boş Nisa ne yapıyorsa onu yapıyor gibi bir cümle. Yani o kadar e, o algıyı bence yaratmamalıyız. Yanlış bilemeyiz çünkü. Peki şunu soracağım size. Biz yorumcu olarak değerlendirelim. Bugün Hikmetle Nagen arasında kalsak. Siz kimi yazarsınız diye soracağım. Murat abi sen Hikmet'i yazacağını zaten beyan ettin. Tanzade sana sorayım. Ee, ben de Hikmet'i yazardım. Nagihan'la aynı adada olmak isterdim. İster <laughs> mi? Vallahi isterim ben Nagihan'ı seviyorum. Gölgesinde serinliğim biraz Öyle rüzgar etsin. uyurum yanımda yatıyor. Nagihan'cığım sen çık maçları kazan Nagehan, ben de burada aynen. rahat rahat takılayım. Şimdi az önceki dediğime geliyor. Adaysan başka bir şey. Aday değilsem. Sen aday değilsin. Aday değilim. Şimdi düşünüyorum Hikmet'in alternatifi bu takımda var ama Nagihan'ın alternatifi yok. Yok. Ben dolayısıyla Nagyan'ın yazmazdım, korurdum. A aday olsaydım kimle potaya çıkmak isterdim? İster Yanında Hikmet'i isterdim. Ee, bunda da Nagihan'ı korurdum. Çünkü Nagihan'la çıkmak istemezdim. Hikmet'le çıkmak isterdim potaya. Yani her ikisinde de ben hikmet yazardım. Ama bak ben böyle düşünüyorum. 100 kere de sorsan soruyu, yüz kere de böyle düşünürüm. Ama asla Nagihan'ı yazana eleştirmem bu saatten sonra, bu dakikadan sonra. Yani çok eleştirecek bir durum kaldığında ben açıkçası düşünmüyorum. Şu soruyu sormak istiyorum efendim. Tabii ki burada ismi hiç çıkmayan... Fotoda olmayı bir kenara bırakıyorum. Yazılmayan bir isim var. Kim o? Atakan. Atakan. Ama Atakan olmazdı bugün. Atakan Aslan. Bugün dokunulmazdı. Bir önceki günler içinde değerlendirirsek Atakan'ın yazılmaması ile ilgili fikirleriniz nelerdir? Niçin sizce Atakan yazılmıyor? Bu kadar isim nagihanlar, Hikmet'ler konuşulurken, performanslar etrafa dönerken Atakan'ın ismi niye zikredilmiyor? Yani şimdi farklı farklı şeyler söylerim sana bu konuda. Tabii. Birincisi Atakan'ın ismi niye yazılmıyor? Ha. Hiç inanmıyorum ki Atakan'dan korkuyorlar da yazmıyorlar. Böyle bir şey olur mu? Allah Allah. Yani Atakan'dan korktukları için mi yani yazmıyorlar? Hayır. Hiç alakası yok. Atakan'dan çekiniyorlar mı? Hayır. Atakan korkunun At ecele faydası yok. Murat Özer'e ne kadar korkarsan kork, kader bekliyor seni. <laughs> yok. Abi kimse kimseden orada korkmaz. Orada herkesin bir karakteri, bir kişiliği var. Kimse kimseden korkmaz. Atakan'ın yazılmama sebebi Evet. Korkudan falan değil. Değil. Bana göre o zaman başka pencereden bakalım. Ama, Korkudan değilse eğer. Değilse. Neden yazın? Demek ki Atakan'ın orada kalmasını istiyorlar. Atakan'ın takımda olmasını istiyorlar. Atakan'dan verim aldı. <laughs> sana bir şey söyleyeyim. No, hayırdır. Abi, sen şimdi takımda kalmasını istiyorlar diyorsun da He. takımın hepsi potada abi zaten. Yani hani kendilerini feda abi, ediyorlar. 6-7 kişi. Atakan abi, kalsın mı diyorlar. Bugünkü yazma mı dedin sen? Survivor'un başladığından beri niye yazılmıyor diye soruyorsun. E Bugün de söyle 6 tane adam potada tamam. Atakan yok. Abi Atakan şimdi kadar zaten hiç yazılmadı ki. Sen şimdi niye son güne geldin? Survivor başladığı günden beri Atakan zaten yazılmıyor. Sen şimdi mi aklına geldi neden yazılmadı? Evet şimdi yani. E şimdi geldiyse... Demek ki geç düşüyor jeton sende. Yani geç gelmiş. Şimdi kardeşim bu Survivor. Yar bana bir eğlence He. aman aman. Survivor'ın başladığı günden beri evet. bu adam yazılmıyor zaten. E yazılmıyor da niye yazılmıyor diye soruyorsun. Ben de sana diyorum ki adamdan korkmuyorlar. Korktuklarından böyle bir şey yok. Niye yazmadıklarını sana söyleyeyim. Bu adamın Survivor başladığı günden beri demek ki bu adamın çok yararlı olabileceğini, takıma faydalı olabileceğini bir şey düşünüyorlar da yazmıyorlar. Neden yazmayacaklar abi mesela giderken Atakan bunlarla senet mi imzaladı beni yazmayacaksınız diye. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey ben düşünemem. Benim düşüncem Atakan'ın faydalı bir adam olduğu bu yüzden de yazmadıkları. Tabii, Bundan daha faydalı. ne olabilir? <laughs> Niye yazmıyor sanki mesela şimdi orada Atakan mesela şey mi diyor bunlara. Beni yazarsanız sizi kenara çeker döverim mi diyor. <laughs> olabilir abi öyle şey, şey olur mi Ya, ya, bilemem, ya Öyle ben şey ben. olur mu abi adam bir şekilde yazmıyorlar. Demek ki bir şey düşünüyorlar. Hiç yazmıyorlar abi. Acaba ne düşünüyorlar diyorum soruyorlar. Işte. Onu kimse Anzade. bilemez. Nereden abi, bilecek? Peki Hanzade bilecek mi? Yok be abi kimse bilemez. Abi, nereden bilecek? Adamların yani kafasının içine mi gireceksin? Hanzade'nin adını niye düşünüyorsun? Hanze Hatta Oradan gelmiş burada hanze bekliyor. Hanzade için söylemiyorum <gülüyor> yani. Ben geleceği gördüm yani. Onu kimse bilemez. <laughs> Tahmin ancak. Bir nereden bilecek? Allah Allah. Valla Atakan hakkında her ne düşünüyorlarsa bilemem ama bu Atakan'ın başarısıdır. Ve farkındaysanız bu kırmızı takımın da çok dikkatini çekti ve bence rahatsız da etti. Yani Atakan nasıl oldu da gönüllere gitti de hiç ismi zikredilmiyor diyen bazı kırmızı takım yarışmacıları gördük. Bence bu onlar için de rahatsız ediciydi. Ama şöyle tekrar ilk yayın açılışında söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Bu haftalık pota özelinde şimdi arkadaşlıklarına baktığım zaman zaten ilişkileri iyi. E performansa da baktığımda hani en hak eden potada olmamayı bence Atakan'dı. E, dolayısıyla ismini de yazdırmadı ve bugün son potada dokunulmazlığı da almasıyla o böyle lobi fısıltılarını temizledi bence. Susturdu yani hepimizi. Hani tamam bugün de dokunulmazım ismim çıkmıyor. Bugüne kadar da zikredilmedi. Valla bu her ne sebepliyse de başarı yani helal olsun bence bir başarıdır. Evet ben bu hafta için biliyorum sadece sadece dün yazılabilirdi ama kağıda bile ismi yazılmadı. Yani alternatif olarak bir kişi tarafından bile yazılmadı. Düşünülmedi. zaten düşürülmedi Onu zaten dün konuştuk. Neden olabilir, niyedir bilemiyoruz. Yazılabilecek bir isim mi? Yazılabilecek bir isim ama Sonuçta bir apoleti var, şampiyon bir isim yani potaya çıkmak istedilmemiş olabilir. O Gider de şampiyon. Evet ama hani ondan daha çok çekiniyor olabilirler. Ee, bir baskın biraz daha bir baskın bir karakter özelliği olabilir. Geldikten sonra daha böyle sözü dinlenen biri olabilir. Bunların hepsi etken. Ben orada böyle dün sen hatta demiştin birilerine böyle acaba füze atıyor ona mı gidelim falan. Ben böyle bir şey yaptığını düşünmüyorum. Olabilir ama tabii ki olabilir. Ee, geçen haftaki üç dokulmazlıklarda dokulmaz mıydı onu bilemiyorum. O zamanlar zaten ilk üçte mi? Ilk üçte akla gelmemesi normaldir. Hani hı hı, ilk üçte. ilk İlk üçte diyelim ki Atakan yazılabiliyorken bile yazılamaması evet normaldir. Yani ben de mesela ilk hafta şimdi evrimin çıktığı potada Atakan'ın ismi neden yazılmadı diye sorgulamayız. Belki ikinci evet. haftada da sorgulamayız. Evet. Ama sona gelince mesela dünkü ortamda yazılabilecek isimlerden biriyken, Nagihan da yazılıyorken, Ogeday da yazılıyorken Atakan'ın isminin hiç yazılmamasını sorgularız. Ve sorguladık da zaten nedenini hala bilmiyoruz. Kırmızı takımın da sorgulaması çok normal. Peki efendim esas Danan'ın kuyruğu kopuyor şu anda Sayın Murat Özer hazır mısınız? Hazırım sevgili Furkan Ne oluyor? Kim gider? Ay. Aa... Murat abicim. Nisan cevap vermeyecek herhalde bu soruya değil mi? Nisa. Efendim? Niye ona cevap veriyoruz artık yok, ya. Yok yok şeye vermiyor o. Twitter'dan mesela... gelen He. işte şöyle olursa şunlar S aday olursa SMS öncesi kim? Öncesi mi cevap yani? SMS öncesi. Ha. SMS bitmiş artık. Şimdi şu an, an artık. bitti herhalde. Şu an ne oldu belli değil yani. Efendim sayıyorum. İzin verir misiniz? Estağfurullah. Sayarken bile kafamız karışık. Evrim, Nisa, Berkan, Seda, Ogeday, Hikmet. Önce nedeni. Sonra <laughs> sonra. <Sonrasında. gülüyor> ama nedenini duymak isteriz gerçekten. Şimdi önce gitmeyecekleri söyleyeyim. Bravo. En sona tabii, doğru Tabii gibi. tabii tabii Çok güzel <laughs> Murat ama... abi. Murat <laughs> abiciğim siz <ne? gülüyor> Kendi kendine topa soktu işte. Hayır. Şimdi hani <laughs> Kırmızı kar yağar dediydik ya. Aa, biz yağdırdık. Kırmızı kar yağdı abi. Şimdi başka ha. bir şeye gelmen lazım artık. Başka bir renk bulalım. Tabii. Kırmızı kar yağdı biliyorsun. Türkiye'de ilk evet. Survivor <laughs> X-Files kırmızı kar yağdı. Sen de o gün çok mutluydun. Kar yağarken e, kameraya olan bakışları, evet. e, gülümsemen, hoş görün muhteşemdi. O çiçekleri sen mi atıyordun benim kafama? <laughs> Çiçekler. biraz, biraz evet. e, Çocuklarla içeride hazırlık abi can cansun. Şey onlar neydi? Şey ha. kağıtları kırmızı ee, fotokopi kırmızı kağıt çıkardık, kestik, kestik, attık. Tamam. Şimdi abi başlıyorum. geday ee, Ogeday Ogeday gitmez. Nine. Nine. Bir dakika niye gitmez abi Ogeday niye gitmez? Niye giderse? Şey o bulamamış. Araba bulamamış. Niye gitmeyecek abi? Gitmeyecek işte. Niyesi var mı? Gitmez. Gitmez, gitmez. Peki evet. hadi bakalım. O Geday gitmez. Evet. O Geday'ı eledik. Nisa gitmez. Allah Allah. Ya Nisa abi şimdi Nisa gitmez derken siz şimdi Nisa'nın ben performansına bakıyorum. Hani öyle ahım şahım bir performansı yok. Niye gitmez diyorsunuz? Yani öyle hissediyorum. Hislerim öyle. Nisa gitmez. O Geday gitmez. Nisa ve O gitmez dedim Murat evet. Üzere. Evrim gitmez vay 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 ya bugünleri görecek miydik Murat abi Allah aşkına yani siz hani böyle final son düzlüğe girerken evrim gitmezler filan ağzınızdan abi gitmezse gitmez yani ben ne yapayım yani ben halk halk karar veriyor ben mi karar veriyorum abi tamam ben halkın ne, ne, yapacağını kafamda halk ne yapabilir onları tasarlıyorum yoksa bana ne benle ne alakası var Tabii. şimdi eee Hikmet. Gitmez. Toros Kaplan'ı gitmez diyor Murat Özer'e. Ogeday, Nisa, Evrim, Hikmet gitmez dedi. Berkan ve Seda kalan. Berkan veya Seda'dan biri gider. Survivor'a damga vurmuş performans anlamında iki en önemli isimden biri gider mi diyorsunuz? Yani şimdi performans ille halk performansı da düşünmüyor. Onu da gördük. İstatistikler onu da gösteriyor yani. Ne zaman gördük? Görüyoruz ya canım. Yani ille performans... Düşünmüyor bazen de performans dışı şeylere bakıyor. Mesela şimdi eğer zaten performansı düşüneceklerini hesap etsen beynimde Evrim ve Nisa gitmez der miyim? Evrim ve Nisa performans olarak 10 dakika 10 dakikada gider. Hı -hı. Ama gitmez diyorum yani performansa demek ki bakmıyorum, değil mi? Şimdi ya Berkan ya Seda ya gider diyorum. Dın 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 Abi, dın sen dın o kadar dın 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 söyleyecek misin? Tane söyleyecek ne bileyim abi. Moder iyi, iyi, moderatör ne derse onu diyeceğim. Bana ama... söyletiyorsunuz sonra... <gülüyor> Nasıl <laughs> yani, anladım, sen, sen ne ya? istiyorsun <laughs> şu an insandan? Hayır şunu o diyorum abi. yani herkes bir tane söyleyecek mi? <laughs> abi zaten biz bu zamana kadar hani hep bu tahminleri... Sen ister ediyorsun bazen hani aa ma diyorlar söylemiyorlar ondan Sen diyor. şu anda sanki iki birini söylüyorum. Söylüyorum. söylemek yani istemiyor musun? nerede girdik abi? abi. Ya. Söyleyecek misin? Evet. Alttan bir müzik versinler mi arkadaşlar? Yok abi niye Ben bir altyapı hazırım. Mesela şimdi Baba ben yıllarca spor yorumculuğu yaptım. Tabii. Sezon başlarken masadayken kim şampiyon olacak diye sormuyorlar mı abi? Evet. Biz de biz de, de söylüyorduk yani ya Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon başka bir takım. Soruya cevap veriyoruz. E burada da soruyorsun. Bir şey soruyorsun. Bize cevap veriyoruz. Benim dediğim olacak mı yani? Yok, olmayacak. Sadece bir şeyler cevap veriyoruz. İçimizden ne o şey sorusu. olunca kutlamalar yapıyorsunuz siz. Ne kutlaması ya? Yani sizin dediğiniz çıkınca kutlamalar oluyor burada hep. Cık, ne zaman benim ne hangi dediğim çıktı? Ben de, hangi dediğim çıkmıyor çıkmıyor sizin. Hayır, çıktı da kutlama <laughs> filan olduğunu görmedim ben. Ha tamam. Benim dediğim olmayınca sen kutlama yapıyorsun. E dediğiniz olunca da siz diyorsunuz ki ben söyledim <laughs> çıktı halk bana göre karar verdi. <laughs> ya, ya, bu şey Murat ya bu soru nereden çıktı abi ya? Furkan kendi yaptıklarını sana söylüyor Murat abi. Abi. Bu soru Doğru nereden çıktı be abi ya? Kendisine... Bize o kadar zor sorular soruyorsun ki ya. Sen şimdi düşünebiliyorsun koskoca Murat Özer bütün sene boyunca Seda'yı övmüş, övmüş, övmüş. Şimdi dilinden acaba Seda elenebilir diye bir kelime çıkacak <laughs> mı? Niye ben öyle bir şey düşünüyorsam çıkacak tabii ya. Ha, tamam. Düşünüyorsam çıkacak, düşünmüyorsam çıkmayacak. Düşünüyor musunuz? Bir dakika şimdi işte, sen soru şöyle kim elinir demedin mi sen? Evet. evet. Onu söyleyeceğiz yani. Düşünüyor musun? Şu anda iki kişi kaldı. Kim Değil kaldı? Mi? Birini söyleyeceğiz. Kim kaldı? Senle ben kaldık. Berkan. Kim kaldı. Allah Allah. Berkan Seda kaldı. <laughs> soruyorsun soruyorsun Kim kaldı? Berkan'la Seda kaldı diyor. Tamam, altı zaman kişiden, şöyle, bir, altı kişiden siz dördün hiç eğlenmezsiniz. Berkan ve Seda arasında O zaman şu şöyle an... bir şey yapalım. Evet. Şimdi ben de iki kişi kaldı ya. Herkese iki kişi kalsın ondan sonra bir kişiyi sor. Hayır. Nah. Allah Allah. Nah. Niye? Sor arkadaşlara Abi da. Açılış konuşması yaparken abi. iyi. Aç 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 açılış, açılış konuşması yap yaparken açılış iyi. Program açılış konuşması yaparken Hayır, iyi. Yani. Düşünmek için süre istiyorum. Şu anda tam karar veremedim. Verebilirsiniz. Oh. Ben söyleyeceğim söylemeyeceğim demiyorum ki. Bekleriz. 15 dakika konuşurken iyi. Hayır. Açılışta böyle. Bravo bravo bravo. Çarptime'de konuşurken. Yar bana bir eğlence aman aman. Yar bana bir eğlence medet. Bekliyoruz abi. Buyurun. Seda. Ne ya? Sordun söyledim işte. Seda elenir. Evet. Ne var abi? Elenemez mi yani? Seda oraya şey mi dikecek? <laughs> Ay burada abi çok Ne, ne var istedim, yani? Almış. Niye elenemezsin Seda? Siz bu zamana kadar övdünüz. Ya. Survivor'a damga vurdunuz. Evet. Herkes burada çatır çatır tamam. çatlıyor. Evet. Seda dünyada performans dünyada her, birincisi. dünyada her övülen insan. Evet. Devamlı aynı yerde kalıyor. Mesela insanlar belli bir yerlerde olan insanlar var değil mi dünyada? İnsanlar da onları övüyorlar. Her övdükleri ölene kadar orada mı kalıyor? O koltukta mı kalıyor mesela? Ama yani bu kadar Survivor'a damga vurmuş dediğiniz bir ismin de evet. Survivor'ın yarı yolunda elenmesi de şaşırası bir durum. Niye şaşırası? Şu, şu, şu anda, abi, içinde, bir durum şu anda adaylar, içinde, adaylar içinde benim kafamda oldu. Sorduğun soru. Sen soruyu soruyorsun. Bir de cevap da veriyoruz memnun olmuyorsun abi. abi. Memnun olmuyorum. Çünkü neden ben memnun olmuyorum? Şöyle evet. izah edebilir evet. miyim? Şu anda hani potada sadece iki aday olsa Berkan'la Seda olsa evet. diyeceğim ki bir tercih yap. 6 evet. tane aday var abi bak evet. 6 sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aday içinde. 6, adaydan siz diyorsunuz evet. ki sezonun başından beri aylardır günlerdir evet. övdüğünüz Seda elenir diyorsunuz. Çünkü neden diyorum. Evet. Şimdi ben Seda'yı övdüm övdüm ama şimdi potada apayrı bir durum var abi. Rakiplerine bakıyorum. Rakiplerini Seda şimdi Seda'nın şu ana kadar daha potansiyelini görmedik oy potansiyelini. Seda'nın oy potansiyelini görmediğim için diğerleri evrim 80 tane patodan çıktı. Nisa'nın biliyorum ki çok kitlesi var. Ogeday'ın biliyorum ki çok kitlesi var. Hikmet'in biliyorum çok kitlesi var. Kim kalıyor abi kitle? Berkan'ın Berkan, ın Berkan ın kitlesini nereden biliyorsun? Efendim? Berkan, şimdi mesela sizin yorumlarınıza ben baktığım zaman Berkan'la Seda arasında. Evet. Berkan'dan hemen hemen hiç bahsetmeniz diyebilirim. Ama Seda'yı günlerce konuştunuz. Evet. O zaman Konuştum. sizin Seda kalır Berkan gidiyor demeniz gerekir. Yok ben şu anda iki pota, pota bana Seda'nın hiç potaya girmemesinden dolayı çok riskli olduğunu düşünüyorum. Berkan da girmedi abi. Nasıl? Nereye girmedi? Potaya. Tamam ama Berkan'ın ben biliyorum kitlesi olduğunu. Biliyorsun. Evet. Nereden? Kitlesi. Biliyorum abi. Nereden biliyorsun? Ya belli abi biz de, biz de yılların tecrübesiyiz. Kitlesinin olup olmadığını bir hissedersin, bilirsin. Nereden biliyorum? Herhalde gidip araştırmıyorum Berkan'ın kitlesi var mı? Mesela Taksim'e gidip sormuyorum herkese. Berkan'ın <laughs> kitlesi var mı? <laughs> Falan diye öyle bir şey yok Bence ama e, hepimizin kafasında bir şeyler var. Ben Berkan'ın kitlesi olduğunu hissediyorum. Öyle düşünüyorum. Evet Seda gider dedi Murat Özlü'nü e ve hemen sözlerimizi Ceku'ya veriyor. Evet. <laughs> Ceku ne diyecek? <laughs> Şöyle ben de e, gitmezleri tek tek saymayayım artık. Gerçekten Murat abin dediği gibi hani kendi çevremizden biraz böyle kamuoyundan sadece sosyal medya odaklı demiyorum bu arada. Tabii ki sosyal medyadan da. E, kimin ne kadar destekçisi olduğunu ancak tahmin edebiliriz ama bir fikir oluşuyor kafamızda. Şöyle, eğer bu isimler hepsi ilk defa potaya çıkıyor olsalardı kesinlikle Seda gider derdim. Hepsinin ilk potaya çıkışı olsaydı. Sadece Evrim 12. kez potaya çıktığı için e, kafamda Evrim ve Seda arasında bir gidiş geliş var açıkçası. Ama tek bir isme indirmem gerekirse e, Seda'nın kendiyle ilgili olan endişesi de bu. Daha önceki Survivor'ın da sezon boyunca hiç potaya çıkmamış. Yani onun takipçisi... Ee, hani öyle bir SMS atmak, Seda'yı bir yerlerden kurtarmak. Hani Evrim'i nasıl kurtarıyorlar her hafta? Öyle bir pratikleri yok. O yüzden Seda gider diyorum. Seda gider diyorsunuz. sen Seda de. Gider. Evet İhsan. Erkeklerden hiçbir gitmez. Bence. Kadınlardan da Evrim, Nisa, Seda oradaki çekişmede de Evrim'in 12. potası, Seda'nın 1. potası. Hanza benim cümlemi çalmış oldu yine önce konuşarak. Yani ben de mesela eğer ki ikisi aynı şartlarda olsaydı Evrim'le Seda aynı anda potaya girselerdi kesinlikle Evrim Seda'yı elerdi. Ama 12. potasına giren Evrim ve 1. potasına giren Seda. Yani sonuçta bu kadın da bir emek verdi, bir kitlesi var. Finale kadar gitti, finalde ona binlerce oylar geldi biliyorum. Seda'yı seven var, sevmeyen var. Ya bu kadının hakkıdır, burada elenmesin diyen var. Onlar ilk defa toplanıp bir oy atacaklar. Evrime ise haftalardır oy atan bir kitle var ve oy atmaya devam edecek. Yorgun bir evrimle diri bir seda kapışacak gibi geliyor bana. Ben evrim Sen gider erkeklerden diyorum. hiç ihtimal vermiyorsun. Ben özellikle mi? hani Ogeday, Hikmet, Berkan'dan. Ogeday ile Berkan'ın birinci potaları. Onların da güçlü geleceğini düşünüyorum buraya. Ben gitmeleri bence onlar? Ama Hikmet'in de bir kitlesi olduğunu düşünüyorum. Ben evrim gider diyorum. Evrim gider diyor. Ama Evrim bugün çok güzel bir mesaj verdi sevenlerine. Altı ee, 6 kişilik bir potada eğlenmek istemiyorum dedi. Bu çok açık bir mesajdı. Yani bir tık daha Ama dayanalım. Haftada 4 kişilik potada. Hayır, eğlenmek. dedi yani şunu demeye <laughs> çalıştı. Şu an bence açıkça Evrim şunu söyledi. Hani herkes rakibim ve ben biliyorsunuz ki buradaki bazı isimlerden daha ön plandayım. E, bırakın ben de mesela performans olarak çok daha iyi biriyle ve az kişiyken pot, o potada eleneyim. Yani bir iki hafta daha dayanalım dedi bence. Bugünkü yani altı kişilik potada elenmek istemiyorum burada, mesajı burada bence Burada beni güzeldi. elemeyin, el etmeyin Burada eletmeyin yani rezil, yani rezillik değil tabii ki de bence çok büyük başarı ama hayır onu demeye getirdi. Yani Şah e, şanım yürüyecekse daha iddialı ve küçük bir potada elenmek olsun. Hani bu altı kişinin herkesin girdiği potada e, ben elenmiş olmayayım dedi bence güzel bir mesajdı. Sevenleri aldıysa kalır. Şimdi bir kere potayı değerlendirdiğimiz zaman açıkçası çok karambol bir pota. 6 kişi var. Bu zamana kadar 3 kişi oluyordu. <laughs> Bazı hikayelerle destekleniyordu. 3-4 kişi arasında hüküm vermek daha kolay oluyordu. Ama 6 kişi kısmi olarak bir toplu SMS gibi geliyor bana. Evet. Yani yarı yarıya bir toplu SMS bence. Geçen seneki gibi. Hani 6 kişi içerisinde ben hiç kimsenin bütün haftayı değerlendirip o buna bunu yapmıştı böyle olmuştu o yüzden buna oy atayım değil de herkesin kendi kemik kitlesinin şahsa oy atacağını düşünüyorum. O yüzden çok zor bir durum var. Açıkçası potadan çıkan Evrim, Nisa, Hikmet elenme şanslarını çok kuvvetli görmüyorum. Onu söyleyeyim. Ogeday da benim nazarımda bir şampiyonluk adayı. O yüzden Ogeday'ın da destekçi kitlesinin burada çok net varlığını koyacağını düşünüyorum. Şimdi Seda ve Berkan arasında kalıyorum ben de sizin gibi Murat abi. İkisi de ilk defa potaya çıkan isimler. Ben Seda ile Berkan arasında bir uçurum olacağını düşünmüyorum. Net fikrimi söyleyeyim. Yani hani farz misal söyleyeyim. Seda 10 bin oy alacaksa Berkan'ın 50 bin oy alacağını düşünmüyorum. Tahmini atıyorum Seda 50 bin oy alırsa Erkan da 55 bin oy alır diye düşünüyorum. Uzatıyorsun lafı. Foto finish. <laughs> Bırak 50'yi 55 abi hadi sadede gel. <laughs> foto finish belirler diyorum Murat abi. Ne foto finish abi Foto finish Ama Berkan'a 55 Berkan şey daha 50 dediğine göre. Efendim? Berkan'a 55 ise daha 50 dedin. Sedan 50 dedim. Foto finish yani evet. foto finish. Yani Ama böyle kim? Öyle şey olur mu foto finish falan? Foto finish belirlerse. Kim yani evet. foto finish'te? Işte Dediği şey burun farkıyla geçecek. Tamam işte bu. Geçen söyle kim bunu yani? Foto mi? <laughs> onu hakemler belirlesin. Ay Tultan herkes burada bir isim söyler. Foto Finch'e kim diyecek kalıyor? Hadi gel abi. Hadi. Söyle. Zaten, haydi, söyle. Şey <laughs> haydi, söyle. <laughs> haydi söyle. Ceku. Onu de hepimiz birer isim söyledik. Haydi söyle. Rüyalarda gördün. haydi söyle. Hadi abi. Berkan kalır. Seda gider diyorum. Ben de Berkan kalır Seda gider diyorum. O da yani maalesef yani bütün yarışmacı için maalesef diyeceğim ama. Ya şimdi ben mesela Seda diyorum. Beynimden yani baktığım zamanki halk olarak düşünüyorum. Ama Seda'nın gitmesini istemem ben. Ben çünkü Seda'yı çok başarılı bir yarışmacı ve çok takdir ettiğim bir kadın. Ben Seda giderse Seda'nın gitmesini ben istemem. Ama ben karar vermiyorum. Halk karar veriyor. Ve halkın da böyle bir karar vereceğini düşünüyorum. Bunları söylüyorum. Dur. Bakalım hayırlısı olsun diyoruz. Survivor Extra Twitter hesabından sorularınızı bekliyoruz diyoruz ve oyuna dönüyoruz. Oyundaki tartışmalı pozisyonları tek tek değerlendirelim isterim. Bayağı bir şey var hem de. Bayağı oyunumuzdaki oyunda görüntüler var. E, kronolojik sırayla gidelim. Evrim itiraz ediyor. Sema ile olan bir tartışması var. Yönetmenimiz Cener rica edelim. Bakalım neler olmuş. Evrim üslubu beğenmemiş. Ya, sanki orada Herkes birbirine inanılmaz üsluplar kullanıyor falan falan da yani çok yadırgadı Sema'nın üslubunu. bunu. Yani Sema bir şey sordu. O da üslubunu beğenmedim diyor. Yani bu da şey böyle hani tartışmada yani böyle içinden böyle inanılmaz bir şey çıkaracak yani aa evrim %100 haksız. Sema %100 haklı falan falan girilecek bir şey değil zaten. Bu tartışmaların hep sonucunda Oradakiler karar veriyorlar. Hı hı. Karar verdikten sonra da biz de burada kararı görüyoruz. Karara da saygı duyuyoruz. Şimdi burada da Sema'nın haklı olduğu çıktı ortaya. Evet. Zaten bizim baktığımızda da Sema haklı gibi gözüktü zaten. Ama biz tabii kararı oradaki Ama arkadaşlar. İtirazda bile... bulunabilir arkadaşlar. Hayır, yani itirazda bulunmak ayrı da. Yani it... şimdi bunlar itirazını yapıyor mesela. Tamam. Evrim doğal olarak evet. itiraz ediyor. Mustafa abi diyor, tamam. itirazını yapıyor. Sema da oradan bir şey soruyor. Sema'nın oradan sorduğuna bu sefer itirazı falan bırakıp Sema ile bir takım şeylere giriyor. Ama neden ne abi? gerek var cevap veriyor diyor ki ben diyor itirazımı zaten yönetime yaptım. Tamam. Sen hep demiyor musun bir itiraz olsa yönetimle konuşulur yarışmacıyla kavga edilmez diye. Kız da doğru olanı yapmış yani burada. Tamam da ama üslup diyor Sema'nın üslubunda ne var abi onu söylesin bana. Yani benim derdim o. Sema'nın Sema'nın üslubunda bir şey yok ki ne yaptı Sema yani. Ne dedi Sema yani onu anlamadım ben. Üslupta ne var ben onu çözemedim. Bunları çözeceğiz ama evet. ne zaman çözeceğiz biliyor musun Murat abi? Reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra efendim Survivor Extra kaldığı yerden devam edecek. Evet efendim Survivor ekstra kaldığı yerden devam ediyor. Twitter hesabından Survivor Extra ekstra ile sorularınızı bekliyoruz diyelim ve hemen görüntümüzle ilgili Hanzade'ye sözü verelim. Yani görüntüde çok fazla detaylı konuşulabilecek kadar bir derinlik yok ama ben bu görüntüyle ilgili genel bir yorum yapmak istiyorum. Sema ve Evrim özelinde aslında. Ben Sema'yı son birkaç haftadır hmm. e, takımlar karıştığından beri diyebilirim. Çizgisini çok doğru ve e, bence kendini yani eski ilk hallerine göre çok daha naif ve tatlı buluyorum. Yani şöyle biraz daha sertti ilk başlarda işte Nagihan'la aynı takımdayken. Belki işte o Nagihan'la ayrılmalar e, o dün akşam dediğim genç tayfanın kırmızı takıma geçmesiyle Sema'da da daha böyle bir olgun ve... E, Öğretici diyebilirim. Yani sakin bir hal geldi semaya ve ben bunu takdir ediyorum. Çünkü performansıyla da bunu çok destekliyor. Yani çok evet. iyi bir performanslı yarışmacıdan ılımlı ve böyle yol gösterici bir tablo izlediğimizde bu bence takdir edilmeli. Evrim konusunda biraz çileden çıkıyor aralarda ama şimdi haksız da diyemem. Çünkü evrimde de tam tersi bir istatistik var. Şöyle... Bence biraz bunu Nisa'da da olmaya başladı. Yani performansının düşük olmasıyla ve potalara girmesiyle kendini bunu daha önce de söylemiştim. Birilerini kendi karşı tarafına alarak ilerleme yolunu seçiyor gibi geliyor Evrim bana. Kendine karşı cepheler yaratıyor demiştim. İşte Sema da bunlardan biri. Ama yani bu görüntü özelinde konuşmam gerekirse gerçekten hani tamam itiraz etmekte çok haklı Evrim. Ama hani Sema'nın uslubunda falan bir şey yok. Yani hani Sema bence haklı genel olarak görüntüye bakıldığında. Ee, ...Evrim biraz bu böyle sataşma olayını abarttı gibi geliyor. Ben de bir üslup problemi olduğunu düşünmüyorum. Yani itiraz kadar doğal bir şey olamaz. Evrim itiraz edebilir, görmemiş olabilir, basmamış diye görmüş olabilir. Bunu itiraz ediyor. O itirazını da ilk başta anlıyorlar zaten. Yok yok bastım diyor. Ama ondan sonra Evrim devam ediyor. Gidiyor Mustafa abi, Mustafa abi deyip oradan gidince... ...başka bir şeye mi itiraz var? Sema dönüyor, ne yapmışım Evrim diyor... Bence bunu söylerken bir dalga geçme yok. Vay efendim nasıl itiraz edersin yok yani bu söyleminde ben bir şey olduğunu düşünmüyorum Sema'nın. Ama Evrim'in belki onu yanlış anlaması olabilir. Veya Evrim'in hep onu konuşuyoruz böyle bir artık biraz olaya gireyim, biraz böyle bir şeyler yapayım havasında bir şey yapmış olabilir. Veya Sema'yla bu sorular biraz elektrikler havada uçuşuy eksen Onlar olabilir. Yani ben Sema'nın yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorum. Evrim'in gereksiz bir yükseldiğini düşünüyorum burada. Peki Hanzade'nin yorumu ilgili ne söylersin İhsan? Hani Sema'nın e, performansı ve şu anki Survivor'daki gidişatı ile ilgili de merak ediyorum. Ya bak bu şöyle bir şeydir. Ben de katılıyorum. Evet Sema yani son haftalarda çok e, iyi de gözüküyor. Yani çok fazla hata da yapmıyor. Ama bu biraz şöyle şununla alakalı. Kazanan kişi zaten hata yapmaz. Genelde kaybeden kişi hata yapar. Çünkü sen çok kazanırken, e, karnın tokken, dokulmazken, aday değilken, 3'te 3'ler, 5'te 5'ler yaparken problem çıkarmazsın. O zaman zaten herkes iyi. Sen kaybettiğin zaman ne yapıyorsun? Biraz ona bakmak lazım. Yani çirkefleşiyor musun? Kaybettiğin zaman karşı tarafa bulaşıyor musun? Mesela Sema'na hala ben son haftalarda da mesela bir gün geliyor Sema 5'te 5'ler yapıyor, 6'ta altı 6'lar yapıyor. Bir gün geliyor oyun kazanamıyor. Böyle bir agresifleşiyor. Onu hala sevmiyorum Sema'da. Hala o devam ediyor. Onu da yenmesi lazım ama genel itibariyle son haftalarda çok iyi, çok başarılı ve çok daha doğru yaşıyor Survivor. I. Sema ile ilgili şöyle bir yorumda bulunabilirim net fikrimdir. Kendi yolunda ilerlediği zaman bence on numara. Bak, kendi yolunda ilerlediği zaman ama başkalarıyla girift ilişkiler işte elenmelerden tutun da kimi yazılım noktalarında istişarelere girdiği zaman bana sorarsanız puan kaybediyor. Çünkü ben Survivor'da kadın yarışmacıların hiç kimseye minnet etmeden kimseyle herhangi bir konuşmaya bile girmeden sadece kendi yolundaki ki Sema ve Nagihan bu iki isim zaten performans anlamında Survivor'a damga vuran isimler. Çok da fazla bir şey yapmalarına ihtiyacı yok biliyor musun? Hani inanılmaz bir ilişkiler kurmalarına, onlarla oturup bir plan yapmaları. Bunların hiçbirine ne Nagihan için ne Sema için. Hani derler ya ismini söylesem finale gider. Bence Sema da öyle bir isim. Nagihan da öyle bir isim. Gerçekten bunu da bize gösteriyorlar diyorum ve sevgili Nisa'nın Murat abicim Parkura kafa atması var, biliyorsunuz. Bakalım gol olmuş mu, olmamış mı izliyoruz. Hani Murat abi top olsa gol olurmuş. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ee, Allah korusun. Yani tabii ki Survivor herkes için her yarışmacı için önemli ama sağlık her şeyden önemli. Yani şimdi orada gidip kafa atmanın alemi yok. Allah korusun. Ya sana bir şey olsa. Ya orada vurduğun zaman ters bir yerine gelse, ters bir darbe alsan. Yani bu kadar riske girmenin alemi yok. Sonuçta Survivor'da bir yarışma, yarın öbür gün bitecek. Türkiye'ye döneceksin. Yani orada artık böyle kafanı vuracak kadar bir şey yok. Kendi sağlığına bakacaksın. Allah korusun. Genç kızsın, güzel kızsın. Hı hı. Ne gerek var abi Allah korusun burnun kırılsa. Ya, ya gözüne bir şey, orada bir kivi olsa mesela gözüne gelse. Veya kaşın yarılsa veya alnında bir şey olsa... İz kalsa. Iz kalsa bilmem ne. Yani e, gerek yok bu kadar egzajere etmeye, bu kadar olayı böyle gidip kafa atacak kadar bir şey yok abi. Biraz e, yani yapmaması gerekir. Yazık günah yani kendine zarar verir yani. Başkasına Başkasına ne olacak abi? Başkasına kimseye bir şey olmaz. Peki, Olan kendine olur yani. Genel bir değerlendirme yaparsak şimdi Nisa katıldığı sezona damga vurmuş bir isim. <laughs> evet. Performans anlamında da. Acaba bunu gerçekleştiremediği için mi bu agresifliği gösteriyor sizce? Gerçekleştiremediği için değil. Yani Nisa kendini veremiyor tam survivor'a. Bana göre veremiyor. Kendini verse Aha. Oraları yıkıp geçer. Ama kendini vermiyor abi. Tam olarak vermiyor. Yani Nisa kendini Survivor'a tam vermiyor. Yani hani gelmişin orada işte oturayım. Hani muhabbet edeyim. işte arada güleyim. Arada birilerine kızayım falan. Yani öyle bir hani orayı öyle şey görmüyor yani. İlla ben buraya gelip parçalayacağım. Şampiyon olacağım. Yıkacağım geçeceğim. O kafada değil Nisa. Ha o kafada olsa belki de performansıyla kabiliyetleriyle adayı da yıkıp da geçebilir. Ama Başka şeylerde kafası hep. Yani veremiyor tam kendini olaya. Şimdi bir kere Nisa çok yaratıcı bir isim. Ben Survivor'da izlerken çok büyük keyif alıyorum. Aynı zamanda e, sanata da meyli var. Eline bir tane kızın kurşun kalem ver, bir tane kağıt ver. Çiziyor, biçiyor, kesiyor. Çok farklı şeyler yaratıyor. Hani kim farklılık yaratıyorsa bu Survivor'da ben ondan yanayım. Bir kere bu konuda net fikrimi söyleyeyim. Nisa'nın da olmasından büyük mutluluk duyuyorum. Sadece... Survivor hayatında zaten çok iyi gidiyor bence. Ama performans da fazlasını bekliyorum. Beklentim var. Nisa'dan hala beklentim var. Hala bir umudum var. Yani şey bu. Bu mu? Furkan dedi. Yani ne bekliyorsun? 10 sene Daha 10 sene Survivor mı devam edecek abi? Yani Benim bu, şu hala Survivor. umudum. var. Evet. Yani da... olacak bu yani. Bu saatten sonra çok da sen hani adayım adayı yıkacak bir performans bekleme. Öyle mi diyorsun? Yani sırf Nisa'dan değil. Yani şu ana kadar çok başarılı olamayan çok iyi performans gösteremeyenlerin bundan sonra şimdi mesela ben sana bir şey söyleyeyim. Örnek vereceğim abi. Evrim Nisa 30 senede geçse Nagihan'la Sema'yı 10 yarışın 9'unda geçemez birinde geçer. Yani bundan sonra budur abi. Yani bu değişmez. Ama bunu değiştirsin diye de beklemiyorum ben. E, ne mesela yapayım? Sude şimdi Sude Sude Sema'yla Nagihan'ı Tam anlamıyla geçemiyor ama çok zorluyor. Sude, bak Sude için geçemez demiyorum. Sude yarın öbür gün Nisa'yı da Sema'yı geçebilir. Ben Evrim ve Nisa'dan bahsediyorum. Bahsedeyim. Evrim ve Nisa bir mucize olmazsa ben yaşarsam Survivor'da Anlam, Survivor'da 30 sene daha bu Survivor devam etsin. E, Nagihan'la Sema'yı 10 oyunun 9'unda geçemez. Birinde belki geçer. Bundan sonrası böyle devam eder. Yani ha. Bilmiyorum hayatta mucizelerde gerçekleşe, ama benim görüşüm budur. Evet Hazal. Valla ben performans anlamında Evrimle Nisa'yı aynı cümlede görmüyorum. Yani o yüzden Nisa'dan beklentim hep çok daha fazlaydı. Bence bunu Evrim'e de sorsak Evrim de bizim gibi düşünüyor, benim gibi düşünüyor olabilir. Yani Nisa bence de senin dediğin gibi kendi kendisi de performansını beklediği gibi karşılayamıyor ve dolayısıyla ben Nisa'nın çok zor günler geçirdiğini düşünüyorum adada psikolojik olarak. Yani evet Nisa çok yaratıcı. Ee, çok farklı, çok yetenekli ve bence çok da hırslı bir kız. Yani dolayısıyla öyle bir performans göstermiş geçmişte bir yarışmacının ve ben hırslı da olduğunu düşünüyorum. Şu an yaşadığı sezon onu zorluyor artık ve biz bunu bence adım adım görüyoruz. Biraz çocuk ruhlu olmasından kaynaklı da hani bazı hareketleri... Saçma diyebileceğimiz noktalara geliyor. Mesela bu da onlardan biri. Çok üzücü bir görüntü. Ama ben gerçekten mesela Ayşe olan bazı atışmalarında hatta bugün Ogeday ile bile böyle ben işte bir atışmaları oldu. Ogeday ona eee işte sağdan at hep sağdan başla sağdan devam et gibi bir şey dedi. Nisa hani ona bile tersti artık Nisa'nın tahammülü kalmadı. Bu oyunda mesela bu bugünkü oyunda üçüncü yenilgisi Nisa'nın. ikinci sema yenilgisi. Hani böyle bitti artık derler ya şey sabrı doldu Nisa'nın ve hiç kolay günler geçirmiyor. Bunu her hareketinden anlıyoruz. Bu da işte ama e, biraz sakin kalmasını engelleyip etrafa e, bazen negatif e, hareketler yapmasına yol açıyor şu an. Bence de zorlanıyor Nisa. Evet Nisa. Yani yanlış yani bu hareket doğru bir şey yok zaten bu hareketi evet. bunu kim yapsa bunu zamanında Sema da yaptı Sema sinirlendi elini vurdu eliyle bir çatlak oluştu yarışamadı yani bunu kim yapsa yani bir gün başka bir yarışmada da yapsa eleştireceğiz bu yapılmaması gereken bir hareket bu kendine zarar zaten ee, ama benim asıl Nisa'yı eleştireceğim bundan sonra söyledikleri yani muhtemelen onu sen birazdan söyleyeceksindir Aha. çünkü ondan sonra e, yaptığı şeyi Nisa hep yapıyor bu yarışmada yine yapıyor. Ve ben bu yarışmada Nisa'yı en çok nerede eleştirdiğime bakıyorum böyle dört aya bakıyorum. Hep oralarda eleştirdim. Birazdan evet. herhalde oraya. Ya bu işte gireceğiz şey şey ama da. ben senin de Nisa ile ilgili genel değerlendirmenin de açıkçası merak ediyorum. Hani evet. Nisa ile ilgili ya genel değerlendirmemde... gerçekten katıldığı sezona damga vurmuş bir yarışmacı. Kızda yaratıcılık var. Farklı bir bakış açısı var. E, yurt dışında da yaşamış. Ben açıkçası hani farklı simaların Survivor'da olması bana mutluluk veriyor. Herkes birbirine benziyor. Yani beş parmağın beşi bir değil. Nisa'yı Survivor'da görmekten keyif alıyorum. Açıkçası şahsen performans anlamında da damga vuracağını düşünmüştüm bu sene. Hani beklediğim noktaya gelemedi. Bundan sonraki yolunu sen nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi ben e, yani Nisa Survivor'a değer katan bir yarışmacıdır. Kesinlikle farklıdır. Farklılığı da şuradan geliyor. Yani el becerisi var başka şeyler var. Sanata bir yatkınlığı var. Sanata yatkınlığı gibi sporda da bir yatkınlığı var. Voleybol challenge oluyor. Voleybolda oynuyor. Başka yerlerde oynuyor. Yani değişik yetenekleri olan, değişik meziyetleri olan bir yarışmacı. Şimdi biz 2020'deki Nisa'yı çok mu başarılıydı? Yani evet başarılıydı ama evrimle kıyaslanmam dedi. Evrimle aynı bitirdi. Performans aynıydı Nisa ile evrimin. Hı hı. Ama Elif'le de aynıydı mesela. O senenin en başarılı yarışmacısı gördüğümüz Aycan'la da aynıydı mesela. Yani bu dört kadın yarışmacının performansı çok paralele geldi en son düzlükte. Ve dolayısıyla da o senenin başarıları bu sene ne yapmış ona bakmak lazım. Şimdi bu sene sen Sema ile oynuyorsun, Nagihan ile oynuyorsun. Mesela Ayşe de yarıştığı sene en başarılıydı ama bu sene Ayşe de şu an toparlandı diyoruz. Toparlanmış hali bile bir Sema biz Nagihan değil yani onların altında toparlandı dediğimiz %50'lerle oynamasına toparlandı diyoruz. Normalde Ayşe %60'larla oynayan bir yarışmacıydı. Şimdi benzer şey Nisa için de yani kolay bir sezon değil Nisa için. Yani rakipleri çok sert. Ama beklentim benim de daha fazla hala da beklentim var. Yani olmaz değil ama mesela bir anda o 2020'yi hatırlatan hareketler yapıyor. Geçen gün mesela bir çekme şeyinde böyle gerçekten hiç böyle tasvip etmeyeceğim hareketler yapıyor. Yani takım arkadaşları da diyor ki yani bu ne ya filan diyorlar. Ben bakıyorum yani bunu yapmaması lazım Nisan'ın. Bu görüntüyü vermemesi lazım. Çünkü sen o görüntüyü izlerken sanki böyle ilgi çekmeye çalışan bir yarışmacı varmış gibi görüyorsun. Ve dolayısıyla bu etiketi var zaten Nisan. Ondan kurtulması lazımdı. Ondan kurtularak geldi bu sene. Baktım ki ben daha hevesli, daha istekli, daha arzulu. Birçok kez de Nisa'nın arkasında duran yorumlar da yaptık. Ama şimdi mesela geliyor burada kafayı vuruyor. Ya Kafayı vurması demek çok hırslı olduğu anlamına gelmiyor. E sen hırsını kontrol etmen lazım. Mesela bu dakikadan sonra söyleyeceği sözler Nisa'ya eksi yazar. Geçen gün Ayşe'yle atışması, Ayşe'nin taklidini yapması gerek yok. Yani Nisa'dan bizim beklentimiz senin dediğin gibi böyle biraz daha performans ve onu gösterse şampiyon adayı ama onu yapmıyor başka şeylerle uğraşıyor Nisa. O yüzden ben Nisa'ya kızıyorum bir yerde de. Yani beklentinin karşılığını şu an vermiyor bana. Efendim hemen ikinci görüntümüze geçelim. Çünkü Nisa'nın e, Sema ile ilgili e, bazı tespitleri var. Seda'ya bunu söylüyor. Bakalım neler olmuş. Evet Murat abi. Şimdi kardeşim İnsanların ağzından çıkan lafları kulağının duyması lazım. Yani, evet tabii. Böyle çok büyük laflarda etmeyeceksin. Konuşmak için konuşmayacaksın. Lafın nereye gittiğini iyice tartacaksın. Ona göre konuşacaksın. İki altın madalya, iki gümüş madalya, bir bronz madalya Maşallah. Türkiye adına alınmış. Bu iki, dört, beş madalyayı Türkiye adına alan milli atletimiz, gururumuz Sema Aydemir'dir. Sema Aydemir Survivor'a katılmadan önce bu başarıları elde etmiştir ve Türkiye'nin gururu olmuştur diyoruz. Şimdi bu böyle bir kadın var ve böyle bir kadına diyorsun ki o yüzden hayatta başarılı olamamış. Yani. yani konuşmak için konuşma kardeşim. Yani bir şeyi tart düşün, edeceğin lafın nereye gideceğini bil ona göre konuş. Bazen işte bilmiyor lafın nereye gideceğini ağır laflar ediyor, sonucunda da hatalı çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bu yüzden de biz de eleştiriyoruz kardeşim. Yani biz de şimdi söylüyoruz, Nisa diyoruz, başarılı bir yarışmacı. Nisa kendini verse bilmem ne. Yeri geldiği zaman övüyoruz ama böyle laflarda edersen ters köşe olursun abi. Sen şimdi Sema Aydemir'e bunları söyleyemezsin. Hayatta başarılı olamazsın. Nereden? Sen acaba Sema'nın kaç tane madalya aldığını, gümüş aldığını, bronz aldığını biliyor musun? Bilmiyorsun. Bilmiyorsan konuşma kardeşim. Bu kadar basit. Şimdi sadece tabii ki madalyaları çok önemli. Ama onun haricinde Nisa Sema'nın hayatına ne kadar vakıf? Nisan hayatında neler yaşanmış? Bunu biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ben insanların geçmişiyle, özel hayatlarıyla yargılanmasına çok karşıyım. Bir kere bu Nisan'ın haddine değil. Hiç. Sema ile ilgili böyle bir tasarrufta bulunmak. Sevgili Sema ile ilgili şunu söyleyebilirim. Gerek sporculuk hayatında, gerek Survivor. Bakın, şimdi Survivor hayatı da var. Bu arkadaşlarımız Yıllarca Survivor'a katılmış. Buraya canla başla mücadele vererek nasıl bir yarışmacı olması gerektiği konusunda birçok ismi örnek olmuş isimlerden bir tanesidir Sema. Yani hem yarıştığı sene üst üste kanının son damlasına kadar ben o kızın kendi problemi olduğu için biliyorum. Bel fıtığından oradaki direklere sarılarak geceyi geçirdim dediğini biliyorum. ağırdan ölüyorum ama ben o oyuna çıkıyorum dediğini biliyorum. Şimdi bu kadın mücadele ediyor orada. Sen bu mücadeleyi yok sayamazsın. Hayatıyla ilgili başarılarını veya ile ilgili durumlarda başarısız diye bir tespitte bulunamazsın sevgili Nisa. O zaman insanların da seninle ilgili bir şeyler söyleme hakkı doğar. Ki Sema için bunu hiç kullanamazsın. Gerek yarışmacılığında gerek burada yorumculuğunda elinden gelenin fazlasını vermiştir. Ben bunu kalben söyleyebilirim yani. Kız ne geliyorsa elinden gelen fazlasını verdi. O yüzden ben de açıkçası hak etmediğini düşünüyorum. Buyurun. Onu bence tartışmaya kapalı. Ee, ve Nisa bu cümlenin nereye gideceğini düşünmeden etmiş de diyemeyeceğim. Çünkü cümle çok açık ve net. Nereye gideceği de çok bariz. Hani bir kelime kullanırsın ama yanlış olur. Nereye gideceğini kestiremezsin. Öyle olaylar da izliyoruz. Bu hiç öyle bir şey değil. Son derece haddini aşan bir cümle. Survivor başarılarını geçiyorum. İşte iş hayatını geçiyorum madalyalarını geçiyorum, sporculuğunu geçiyorum. Bir kere neredeyse Nisa kadar koskocaman bir evlat yetiştirmiş Sema. Yani Nisa sen çok daha yolun başındasın. Sen ne yaptın ya da sen Sema'nın yaşına geldiğinde neler yapacaksın? Bekleyelim görelim böyle büyük konuşmamak lazım. Çok ayıptı bence. Yarışma bittikten sonra Nisa'nın Sema'dan özür dilemesi gereken bir cümle. Kesinlikle. Yani netim bu konuda. Yani Nisa ben görsem Nisa diyeceğim ki bak sen tabii ki orada yenilmenin verdiği üzüntüyle olabilir, açlığın stresiyle olabilir. Ama sen böyle bir cümle kullandın. Yani Sema gibi başarılı bir kadın için ne olursa olsun. Ben Sema'yı sabahtan akşam eleştirdim bu masada ama o konu başka, özel hayat. Sen Sema gibi başarılı, milli takım formasını taşımış, Survivor'da inanılmaz başarılı olan, hayatta da çok başarılı var. Yakinen tanıdığımız için biliyorum, üniversitelerden Sema'yı konuşmacı olarak birçok yere çağırıyorlar. Ders vermesi için çağırıyorlar. Yani akademik kariyer için çağırıyorlar. Oradaki öğrencileri bir şeyler anlatması için çağırıyorlar. Sema dediğin gibi yani belki de tek başına bu hayatta koskocaman bir evlat yetiştirmiş. Yani Sema'nın başarıları saymakla bitmez. Sen böyle bir kadına kalkıp da ne biliyorsun da yani şu cümleyi kullanabiliyorsun. O yüzden hayatta başarılı olamamış. Yani Nisan özür dilemesi gereken bir cümle. %100. Ve yani yumruk attığı kısmı da izledik. Orada bir şey yok. Yumruk tatmamış öyle bir şey. Bravo. Aslında konu tabii söylemlerine geldi. Oraya da bir girelim isterim. Hani yumruk atıyor diyor. Ben bir yumruk atma falan da görmedim yani. Ben... Hani gö, gören var mı? Yok yavaş Varsa söylesin. <laughs> yavaş yok. Benzer bir an da yok hani yumruk mu sandı acaba diyebilirim. Yani öyle bir engelleme durumu bile yok. Yani yarışmacılar <laughs> ki keza birbirlerini engelleyebilirler de bu da olabilir. Ama ben açıkçası Sema'da da böyle bir durum görmedim diyorum ve efendim Evrim halkaya atıyor. Halka ademik. Çok pardon bir şey sorabilir miyim? <laughs> Biraz önceki cümleyi Seda duyuyor mu sizce? <laughs> ha bravo bence duyuyor canım. Bence, bence de duyuyor. duyuyor. Ve yani Senin bilmiyorum. kardeşin. O bravo şimdi, de duyuyor ha bir dakika. Ya şimdi duyuyor. da öyle bir noktaya geliyorsun ki şimdi Nisa'yı burada şimdi ama gerçekten her dediği hata. Yani dönüyor Seda'ya diyor ki senin kardeşin olmasaydı ya. Ona ha, oraları duruyor da ona ona o bir, bir daha verebilirler mi bakayım. Hayatta da başarılı evet. olamamış cümlesini Seda duyuyorsa bu burada biraz Seda'yı da eleştirmek. Ses verebilir istiyorum. mi bir bakayım ara bakalım. Bence sanki duymuyor gibi geldi bana. O tarafa doğru söylüyor. Yani pek duymuyor gibi de işte senin kardeşin olmasaydı yani çok da ayıp ne yapıyor ki kadın orada? Ben hiçbir şey anlamadım açıkçası bu görüntüden diyorum ve Evrim halka atıyor. Murat abi Adem'e geliyor abi. Kim evet. ne fırlatırsa biliyorsun. Evet. Adem'e Adem e geliyor. geliyor. Adem'e geliyor. Bakalım neler olmuş. Evet Murat abiciğim. Ya bir kere bunu bilerek yapmasına falan imkan yok. Evet. Bilerek yapmadın. Bilerek yapmadığını bütün dünya yani Görünce anlar. Böyle bir şey bilerek yapmanın imkanı yok. Ama velakin bilerek yapmadın ama... Sen kardeşim şimdi bir şey oldu. Gitti attı değil mi? Tamam. Adem'e mi geldi, Anıl'a mı geldi filan. Evrimin orada normalde ne yapması lazım? Kusura bakmayın deyip devam Yok kusura Ben olsam şöyle yaparım. Ben eğer böyle bir şey yaptıktan sonra hemen giderim Adem'le Anıl'ın yanına. Bunu yapacaksın kardeşim. Bilerek yapmadığını biliyoruz. Ama bu işin raconu budur. Gidersin Adem'le Anıl'ın yanına. Ya çok özür dilerim. İşte... Adem şuranda bir şey var mı? Anıl bir yerine mi geldi falan? Böyle muhabbetler olur yani böyle bir olaydan sonra. Hı hı. Abi Evrim sanki çok doğal bir şey olmuş gibi. Yani hiç bir şey olmamış gibi. Ee, diyor ki ona sayın daha önce üstten gidenlere sayın falan falan ne alakası var? Sema şimdi? doğurdu şimdi ona bir şey söylediği için ona cevap veriyor. Ne söylüyor Sema? Sema Affettin Evrim ya diyor bir şey demiyor ki. Yani karşılıklı bir diyaloğa giriyorlar tamam orada. Tamam daha bir yani. Hani, sen Seda ile şey hani Evrim atıp onu hem de üstüne bir de laf tamam söylemiyor. Sen, Sema bir sen şey sen orada kimseyle diyaloğa falan girmeyeceksin abicim. Adem'den Anıl'ın yanına gideceksin. Bir yerinize bir şey oldu kardeşler? Özür dilerim. Ay Anıl şu mu oldu? Yani böyledir. Hı -hı. O sanki bir şey olmamış gibi dönüyor. Sema ile bir şeye girmeye çalışıyor falan. Yok üstten attınız daha önce alttan attınız. Siz Ya bunlara gerek yok Evrim. Bir hata yapmışsın. Bilerek yapmamışsın. Git adamlardan yanına güzel konuş olayı bitir. Daha beter Sema ile tartışmaya giriyor. Adem yapmadı da sen niye yaptın? Sema da doğal olarak takılıyor tabii. Benim Adem'le ne bir şey var ne demek istiyorsun ne ima ediyorsun filan. Konu uzuyor gidiyor. Bir şey yapmışın git, git onların yanında yakınlaş. Özrünü dile bu iş kapansın. Onlar da biliyor zaten senin bilerek yapmadığını. Adem'le anlamıyor mu yani bilerek mi yaptı zannediyor. Hayır öyle bir şey yok. Sema da bilerek yapmadın diyor. Yani evrimin burada yani inanılmaz bir uzatması. Zaten bir şey yapmışın. Bir de sen başka şekilde olayı uzatıyorsun. Ne gerek var kardeşim? Evet. Anladım. Vallahi artık burada bilerek yapmalar yapmamalar bence önemli değil. yani. Çünkü bu kazalar bir iki oluyor. Hani o halka mesela öyle şuursuzca fırlatıldığında bir kere kaş yarar. Ya da bir kere göze gelir ve gözü patlatır yani. Anladın mı? Hani bir kere olmadı, iki kere olmadı. Tamam e yapmaya devam etmeyin artık. Bilerek yani evet Adem'in kafasına bilerek atmıyorsun ama... Orada böyle kontrolsüzce fırlatıyor musun? Evet. E artık o noktadan sonra gerçekten yapması gereken ay çok özür dilerim arkadaşlar. Hani çok pardon. Ya Murat abi ne gibi yani bir şeyiniz var mı demekken evrim ne diyor? Özrümü gördü. Demek ki sadece el kaldırmış. Demek ki bir özür telaffuz bile edilmemiş. Özrümü duydu demiyor. Zaten biz de duymuyoruz. Özrümü gördü. E yani zaten orada kafa göz dağılacak neredeyse. Adem'e Anıl'a çarpa çarpa bence doğru gelen bir halka var. E mahvettin evrim ya demek de çok haklı Sema. Sonra onun üstünde evrim hala yukarı attıklarına say. Ne alakası var? Yani Se Sema'nın yukarı attıkları bir kazayla mı sonuçlandı? Senin yaptığın şuursuz atış, yanlış hareket. Adem'in kafasına bilerek attı demiyorum ama bilerek o atışı yapıyorsun ve kontrolsüz bir atış ve tehlikeli risk arz ediyor ve kazayla sonuçlanmış. Özür dileyip susacaksın Evrim artık. Yani çok abarttı bence Evrim. Çeşitli deyimlerle cevap verebilirim. ...Yavuz Hırsız ev sahibini bastırıyor... Oh Allah, <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Veya işte hani başka şeyler de var. Ya şimdi e, çok doğru yorumlar. Yani özrünü duymuyoruz. Gösteriyor sadece. Yani Murat abinin dediği çok güzel bir şey. Yani böyle bir şey olmuş. Adamlar orada sakınmış birinin ağzına bununla gelse kıracak bir şey olmuş bilerek atmadı. Sen oraya da atmadın aslında ama oraya gitti ya. Senin oraya Can Ağabey'le gitmen lazım. Pardon demen lazım. Geçen Nisa attı değil mi? Hı hı. Ama ne yaptı? Can Ağabey'le gitti oraya. Özür dilerim, özür dilerim. Beş kere özür diledi. Yirmi saniye içerisinde. Beş kere özür diledi. Ben özür özür duymuyorum birincisi. Yani hem suçlu hem güçlü havaları. Orada zaten şimdi Adem'in şöyle bir tepkisi var. Yavaş ya diyor Adem. Sema daha naif mahvettin evrim diyor. Şimdi zaten Adem daha fazla bir tepki vermiş. Evrim bir de oradan diyor ki sen Adem'den de daha büyük tepki veriyorsun diyor. Ya bir tepki vermiyor. Oradaki herkes tepki veriyor. O semaya da gelebilirdi zaten. Adem adına bir tepki vermiyor. E bir takım olarak bir tepki veriyor. Oradaki herkes bir tepki veriyor zaten. Bunu böyle Evrim'in yani o Yavuz Hırsı ev sahibini bastırır demekten şuradan diyorum. Yani hala da şey varken karşı tarafı böyle affedersiniz ya kusura bakmayın evet evet demesi gerek varken... ...başka yerlerden başka şekilde olayı böyle büyütmeye çalışması bir garip e, gerek yok. Yani bugün evrimi bu konularda eleştiriyorum maalesef ama e, yani 2 2 daha 4 gibi bir şey. Şimdi şunu söyleyebilirim. Bir kere atışında hani Nisan'ın atışı ile bunun arasında şöyle bir fark görüyorum. Nisan'ınki direkt rakibe gelen, Evrim'inki gerçekten rakibi düşünmeyen bir atıştı. Hani imkansız yani o hesaplama da oraya gideceğini. Öyle bir yere attı ki tam tersine çarpıp o tarafa gitti. Şanssız bir durum diye nitelendirebilirim. Çünkü e, arkadaşlarına zarar vermek için yapılmamış bir hareket ama Murat abin dediğine şöyle katılıyorum. Hemen yaptıktan sonra kusura bakmayın arkadaşlar ben o tarafa attım oraya geldi. Affedin dese bitti. İş bitecek zaten. O yüzden bu noktalara geliyor diyorum ama ve kontrol satışlar da biraz risk teşkil ediyor artık. Yani hani Evet Çünkü ya kaç şimdi... kere oldu? Daha ne kadar olması ya gerekiyor? Şimdi şöyle hani burada şöyle bir şey var. Burada gerçekten attığı yerle gittiği yer arasında çok ciddi bir fark var. Yani atıyor bir tarafa. Hani o normalde o tarafa gitsin istiyor ama Final standına çarpıp tam tersi bir istikamette gidiyor. Orada yarışmacıların birçoğu birçok şeyi fırlatıyor. Buna ben şanssızlık derim açıkçası. Yani direkt rakibini görüp onlara doğru fırlatmakla... Bu atış arasında bir farklılık görüyorum. Kasti demiyorlar. ilgili hiç kimse bir şey demiyor zaten. Evet ama, ama burada yani maallara yer verebilecek atışlar da yapılmamalı evet. yani. Hani çünkü artık bu adam noktada... atıyor yani. Evet, Demek o noktada katılıyorum. Ama orada işte Survivor'da bunu çok yapan yarışmacı var. Ben en azından direkt rakibi olanları daha farklı değerlendiriyorum. Bunu bir kaza olarak değerlendiriyorum ben şahsen. diyeyim ve e, yorumlara e, Survivor Rex'in Twitter hesabından sorulara geçiyoruz efendim. Seyfi Sarı demiş ki iyi geceler iyi yayınlar Furkan abi sorum tüm ekstra masasına eğer Atakan değil de dokunulmaz yine Hikmet olsaydı mavi takım buna rağmen avatarı konseyde yazmaz mıydı bence demiş ha, pardon onu... tabii olsun olsun iyi bakacağım bence Nagihan'ı yazarlardı yine avatarı yazmazlardı diyorsunuz Murat abi aynı fikirdeyim avatarı yazmaz diyorsunuz dün ben sormuştum bu soruyu siz hatırlıyorsunuz moderatör olup evet. hatırlıyorsunuz zaten ben de herhalde Nagihan çıkar gibi konuşmuştuk biz de yazmazdı. Atakan yazılmazdı diyorsunuz. Tuncay Yıldız demiş ki eğer Seda elenirse mavi takım girdiği girdaba daha çok batmaz mı? Seda'nın gidişi diğer kadın yarışmacıları daha çok oyuna girme şansı yaratıp performanslarını da arttırır mı diye tezat iki soru sormuş. Nasıl cevap vermek istersiniz Murat abi? Seda giderse ne olur? <laughs> Seda giderse kadınlarda iyi olmaz yani. Seda çünkü başarılı bir yarışmacı. Seda'nın gitmesi bana göre kadınlar açısından dezavantaj olur. Yani bindikleri dalı kesmiş gibi olurlar kadınlar. Buyurun. Doğru bir tezat var aslında orada. Yani mesela Seda da gitse, evet Seda daha başarılı diğer iki yarışmacıya göre. Mesela Evrim ve Nisa'ya göre daha başarılı. Ama Seda giderse de Evrim ve Nisa performansını arttırma şansına sahip olabilirler. Çünkü artık bekleme durumu yok. Bu bir artıdır onlar için. Ama onlar o artıyı ne kadar çevirecekler? Çünkü Evrim zaten genelde her gün oynuyor. Evrim mutlaka oyuna sokuyorlar. Nisa'da daha büyük fark yaratır bence. Nisa'da fark yaratır mı yaratmaz mı oraya bakarız. Orada da fark yaratırsa zaten Nisa'ya çok ciddi avantaj sağlar. Ve kompanse edebilir belki. Gizogi demiş ki sizce Berkan'ın sakatlığı SMS'i için dezavantaj oluşturmuş mudur? Dezavantaj oluşturmuş mudur sakatlığı? Kim sakatlanırsa dezavantaj oluşturur. Kim sakatlanır şu sonra. Çünkü parkura istediğini veremeyen yarışmacı kazanan yarışmacının SMS'i yükselir. Bu bir gerçek yani. Şimdi tamam buraya kadar bazıları böyle daha düşük şeylerle, performanslarla geldi ama son düzlükte yani 5'te 0, 5'te 0, 5'te 0 yapmışsın. Ne oldu? Elenmiyorsun. Öyle bir şey olmuyor. Çünkü son düzlükte artık hakikaten o performansı yansıtan yarışmacının şey SMS'i biraz daha yüksek oluyor. E, o da tabii ki sakatlanırsa bir yarışmacı, o da parkura yansırsa, performansa yansırsa düşer tabii ki. Efendim Seferzade demiş ki Atakan ve Batu'nun, Batuhan'ın yani atışmalarını ve arkadaşlığını nasıl buluyorsunuz demiş Murat abicim. Atakan ve Batuhan. Atakan ve Batuhan şu anda... Yani aynı... şöyle hem arkadaşlıkları var hem de bir atışmaları da var kendi aralarında. Şöyle Survivor ilk başladığında aynı takımdalardı hı -hı. ve bir kanka durumu vardı. Ee, ama şimdi yani şu anda çok öyle yan yana göremiyoruz, beraber göremiyoruz. Onun için anlayamıyoruz yani şu anda ayrı takımda değil mi onlar? Hı hı. Ay, ay, oyunlarda böyle şey yapıyorlar ya. Yani. öyle bir şu anda bana göre öyle bir diyalogları fazla ben görmüyorum. Yani öyle ne birbirine sataşıyorlar ne espri yapıyorlar filan. O ama survival başladığında bir kan kalıkları vardı. Ama mesela bugün de oyun başlarken Atakan ilk defa büyük konuşuyorum dedi. Batuhan böyle güldü. Ee, ama hani Atakan da böyle sinirli tepki vermiyor. Yani o atışmaları ben tatlı buluyorum açıkçası. itici gelmiyor bana. İnsan da katılıyor diye düşünüyorum. Aynen. Gökhan Nagi Fan Club. Gökhan Nagi Fan Club varmış abi. Seda eğer bu potada elenirse büyük ihtimalle Seda elenir gibi duruyor. Gideyorum o ya. zaman gönüllüler takımı kadınlarda nasıl oyun kazanacak? Yeniden mi takımlar karışacak? Yoksa kadınlar 8'de erkekler 8'de oyunu değil de karışık oynayıp 10 olan kazanır mı? Oynayacaklar tarzında yaratıcı bir e, soru sormuş. O, o kadar abartılı bir durum olduğunu düşünmüyorum bu arada. Hani Hı -hı. Takımlar yeniden mi karışacak noktasında. Az önce İslam'da dediği gibi. Ee, özellikle bence Nisa'nın performansında bir artış olacak. Hani Seda'nın açığını kapatır mı? Kapatmaya yeter mi? Belki Seda'nın e, gidişiyle Nisa'nın açılması takımı daha da ileri taşır mı? Bunları izleyip göreceğiz ama hani Seda gitti takımlar tekrar mı karışacak noktasında değil durum. Nagihan, Nisa ve Evrim'in e, Sema, Sude ve Ayşe'ye karşı yarıştığı bir takıma ben takımlar tekrar karıştırılmalı noktasında asla demem. Evet derin Hanım diyoruz, yazıyor o da bizi izliyor, sağ olsun. Fotoadaki kişilerden hangi isim elenirse mavi takımın bu kötü gidişatı değişir. Güzel bir soru sormuş. Hani hangi isim elenirse mavi takımın kötü gidişatı değişir demiş Murat abiciğim. Siz de başlayalım. Genel mi kadınlar arasında mı? Sorun? Şimdi bu, yo, yo, genel. genel. Şimdi burada. 1, 2, 3, 6 aday var ya abi. Evet. Hangisi elenirse mavi takımın gidişatında değişiklik olabilir diye sormuş. He. Derin ee, evrim. Evrim diyorsunuz. İsa. E gözüken evrimin gitme ihtimali takım düzelir mi düzelmez mi bilemeyiz ama... Bir ihtimal, Elendikten sonra performans olarak... Bir ihtimal yani şu anki performans olarak konuşuyorsak evrim... Yani kimse en sonda onu konuşacağız. Evrim diyeceğiz tabii ki. Evet. Bence de evrim ama ben yine de şunu tekrar söylemek istiyorum. Kim giderse gitsin. Mavi takım bu 6'da 3, 6'da 4, 6'da 5 ve 6'da 6 kaybı kara bulutundan kurtulduğunda yani herhangi biri gittiğinde giden isimden bağımsız olarak kendini toparlayacaktır. Şu an çok fazla potada isimle çok fazla yarışa çıktılar. Şimdi bu pota sıfırlandığında bence bu mavilere bir artı illaki yazacak kim giderse gitsin. Mavilerin mavilerden kimin gitmesi gitmemesi falan önemli değil abi. Şöyle bir şey. Mavilere şu anda öyle bir imkan olsa, tabii öyle bir imkan yok. Mavilere bir takviye gelmesi lazım ki maviler toparlansın. Nasıl mesela futbol takımlarında ara transferlerde iyi bir adam alırsın takıma böyle ateşler falan. Öyle de bir imkan yok. Onun için mavilerden kimse gideceğine mavilere takviye olması lazım. Bu saatten sonra da takviye olmayacağına göre maviler aynen böyle devam eder diye düşünüyorum. Erol Kasapoğlu demiş ki, "İhsan Bey, Berkan'ın oynama ısrarı doğru muydu?" Oynamasaydı Atakan iki kez daha çıkardı. Belki yenilirlerdi ama skor 8-2 değil en azından 8-4 ya da 8-5 olabilirdi demiş. Ne dersin? Oynama yanlıştı. Atakan iki kere daha çıkamazdı. Zaten Atakan dört kere çıktı. Yani Atakan 8-2'lik bir oyunda altı kere çok zor çıkması. Ama Berkan'ın yerine başka birileri oynayabilirdi orada. Ee, onlar şanslı. Mesela Hikmet'le o Geday birer kere daha deneyebilirlerdi parkuru. Belki lira sınırdı, oyun dönebilirdi. Yani Berkan'ın zaten daha dün söyledik. Dinlendirmesi lazım kendini. Kendini biraz saklaması lazım bireysele. Hırs yaparak oynarsa onun zararını. Ben de burada seninle tezat düşünüyorum. Neden biliyor musun? Çünkü Berkan oynamak isteyebilir abi. Çünkü o da e, uçurumun kenarında görüyor olabilir kendini. Hani bir şekilde nereden döneceksem döneyim çıkayım bir maç kazanırsam kardır diye bakıyor olabilir. Oyunu oynamak istemesini doğru buluyorum. Ama arkadaşları takım olarak Böyle bir karar vermeyebilirdi. O da olabilirdi. Ona bir şey söyleyemem ama iş çok bireysel ya abi. Hani Berkan şimdi ne diyor? Ne diye düşünüyor? Şimdi oynamasam kaybolacağım diyor abi adam demiyor mu? Evet de hemen sakatlığın dersi şey günü, nüksetin dersi şey günü oynama bari. E yani bu madeli, sağlık amaçlı diyor. Evet evet, evet 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 evet. Yani. yani artı bir de şu var. Böyle bir riske giriyorsun. Ne oldu şimdi? Bak bu soru geldi bize. Niye? Çünkü sen riske girdin ve kaybettin. Soru çok haklı. Ve ben de diyorum ki yapmaması lazımdı. Yani bunu biz konuşuyoruz şu an. Bunu yapan da Berkan'ın kararı. Ya ne olacak üç gün beklesen? Üç günde silinmiyorsun herhalde. Bir şey olmaz canım. 3 gün sonra elenmezsen devam edersin. Efendim sorularımız devam edecek. Survivor ekstra kısa bir reklam arasında gidiyor. Efendim Barış Dündar demiş ki sorum genel olarak Survivor'ın kırılma noktaları vardır bildiğiniz gibi. Bu haftaki elime potasında Berkan Seda gibi performansı iyi olsa bile gitmeye daha yakın isimler olduğundan... ...bu haftaki eleme genel bir kırılma noktası olur mu acaba? Yani bu haftaki elemeden sonra... İşler değişir mi sizce diye sormuş. Değişmez. <laughs> yani değişecek bir durum yok. Aynı yarışmacılar, aynı durum devam eder. Ha, bir mucize olup da tekrar o 6'da 6'yı falan kırarlarsa onu bilmem ama gidişat öyle çok iyi gözükmüyor. Peki son olarak da Mert Bey yine Murat abicim size sormuş. Ne diyeyim? Hikmet başını çarpınca Murat abi de aynı acıyı hissetti mi? <laughs> Tövbe estağfurullah. Nereden böyle bir aklına soru gelmiş? İkizim mi benim hikmet Bir soru daha eklemiş onu da sorayım evet. mı? Bir de Murat abi kefil olamadığı için ev alamıyorum İyi yayınlar. Allah yolunu açık etsin. Ne diyeyim kardeşime yani bu saatte böyle sorular nereden aklına gelmiş kardeşimin? Çocuk Allah ev Allah almak istiyor abi belki ev Allah, almak Allah istiyor. Allah yolunu açık etsin onu çok seviyorum kardeşim. Nasıl yani? Öpüyorum seni. Allah Allah kefil işi yattı evet. sevgili mertçim diyorum ve selam fasına geçmiş bulunuyoruz Murat abiciğim. İzmit'ten Mehmet Örgüt kardeşim bizi izliyormuş. Kocaeli'nden Mehmet Örgüt'e selamlarım İyi yolluyorum. Herkese de sevgiler saygılar. Evet İhsan. Bugün benim selam memleketten bir arkadaşıma sevgili Alper Günaydın'a. Alper'cim şu an uyuyorsun muhtemelen ama bu selamı sana yollayacağım. Kesip biçip sana atacağım. Adapazarı'na ve sana selamlar. Yavuz abi kıskanmasın ona ayrı bir selam gönderirim zaten. Evet Benim de bugün selamın bizi çok severek izleyen ailemizin terzisi İzmir Alsancak'tan. Ben de bu memleketime bir selam göndermiş oluyorum. Ee, çok sevdiğim terzim Hediye Fidan'a selamlarımı iletiyorum. Efendim Mustafa Coşkun ve Ergül Coşkun bizi izliyorlarmış. Onlara buradan kocaman selam olsun. Sıkı takipçilerimizmiş. Büyükçekmece'den izliyorlarmış. Büyükçekmece'ye de buradan kocaman selam olsun sevgili Mustafa Coşkun ve Ergül Coşkun'a diyorum ve Yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz efendim. Survivor Extra bu geceki sonuna eriyor. Yarın Survivor bittikten hemen sonra sizlerin huzurunda olacağız. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı